Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 40 soru serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 40 soruda polinomlarda kaldık sevgili arkadaşlar. Bir önceki videoda 40 soruda fonksiyonları ele aldık. Şimdi bugün bu videoda 40 soruda polinomlar diyeceğiz ve polinomlar artık bizim için mazi olacak. Arkadaşlarım bir sonraki videoda ise 40 soruda PKBO diyeceğiz. O matematikteki lanetli konular. Yani şu son üçlü fonksiyonlar, polinomlar ve PKBO. Umarım sevgili arkadaşlarım bu videolarla bu sorularla artık sizler için mazi olacak diye ümit ediyorum. Evet gençler bu arada biliyorsunuz bir Discord kanalı kurduk. Bu Discord kanalına da sevgili arkadaşlarım katılmanızı rica ediyorum. Bana orada destek olan Mustafa, Korbey ve Levent arkadaşlarıma da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsi çok tatlı öğrenciler. Mükemmel öğrenciler. Siz de Discord kanalına hem bana hem de arkadaşlarım için destek olabilirsiniz. Beni mutlu etmiş olursunuz açıkçası. Evet arkadaşlar abone olduysanız ve videoyu da tabii ki bana destek amaçlı beğendiyseniz girişelim mi dersimize? Hadi bakalım çözmeye başlıyoruz. Kalemimi aldım ben. Sen de kalemin, silgin ve kitabın elindeyse, kitabın yanındaysa ki bugün 63. sayfadan 71'e kadar uzunca bir soru çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Kitabında da elindeyse başlayalım sorularımızı çözmeye. Hadi bakalım. Evet şöyle senle ilk sorumuza sakin sakin acele etmeden ufak ufak başlayalım. İlk soruda klasik bir polinom başlangıç sorusu. Önce polinomun ne olduğu hakkında bilgi verilir. Daha sonrasında da bu soru sorulur sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu ifade bir polinom olduğuna göre, n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor bize. Şimdi burada e, n dediğimiz ifade hem xlerin kuvvetlerinde mevcut, hem de sevgili arkadaşlarım x'in katsayısı olarak verilmiş. Şimdi benim burada yapmam gereken şunu hatırlamak: bir ifade eğer polinomsa, buradaki değişken olan xlerin kuvvetleri tabii ki doğal sayı olacak x'lerin katsayıları reel sayılar olabilir. Yani buradaki n bir reel sayı. Dolayısıyla herhangi bir kısıtı yok. Her şey olabilir. Ama şuradaki n artı 2 ve 3 eksi n doğal sayı olmak zorunda. Şimdi doğal sayılarda biliyorsun sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Dolayısıyla ben n artı 2'nin sıfırdan büyük veya eşit olması gerektiğini ve 3 eksi n'nin de sıfırdan yine büyük veya eşit olması gerektiğini dile getireceğim. Burada 2'yi karşı tarafa atarak eşitsizlik çözümü yapabiliriz. N büyük veya eşittir eksi 2 gelir. Burada da eksi N'yi bu, sefer bu, bu sefer bu tarafa atarsam 3 büyük veya eşittir N olacaktır. Yani eksi 2 N'den küçük veya eşitken N'de 3'ten küçük veya eşitmiş diyeceğiz. Burada N'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuştu bize. Eksi 2 var hocam. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var ve 3 var. Bunların tamamını alabilir. Ve doğal olarak doğru cevabımız da 6 tane olur sevgili arkadaşlarım. Yani doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci soruda bize deniliyor ki. Px eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d olarak verilmiş. Px artı 1 de buymuş buna göre A artı C ile B artı D'nin oranı soruluyor bize. Şimdi ben burada A artı C ve B artı D'yi nasıl bulurum? Öncelikle sevgili arkadaşlarım P1 dediğimiz ifade bize katsayılar toplamını veriyordu biliyorsun polinomlarda. Ama ben burada P1'i tabii ki katsayılar toplamı olarak yine karşıma çıkacak her zamanki gibi ama farklı bir amaçla da kullanacağım. Şimdi öncelikle P1'i bulursam ben nerede? İlk verilen denklemde, ilk verilen polinom kuralında. 1'i bulursam A artı B artı C artı D'yi elde etmiş olurum. Şimdi burada benim ihtiyacım olan A ile C'nin toplamı ve ekstradan B ile D'nin toplamı ama bunları ayrı ayrı bulmam gerekiyor. Şimdi o ayrı ayrı bulma meselesine geçecek olursak P-1'i ben elde edebilir miyim? Bunu düşünelim. P-1'i de yine şurada yerine yazarsam bu sefer eksi A artı B eksi C ve artı D'yi elde ederim dikkat ettiysen. Şimdi ben burada P1 ile P-1'i toplayacak olursam Neler olur bir bakalım. A ile eksi A birbirini götürür. C ile eksi C birbirini götürür. İki parantezinde B artı D'yi elde etmiş olurum. Peki bunun sonucu nedir? Bunun sonucu şu an bilinmiyor. P1 ve P eksi 1'in toplamını biz 2 çarpı B artı D olarak bulduk. Peki alttakini bize neden vermiş? İşte bu P1 ile P eksi 1'i rahatlıkla bulalım diye veriyor. P1'i bulmak için x gördüğüm yere 0, P-1'i bulmak için de x gördüğüm yere eksi 2 yazmam lazım. Önce 0'ı yazalım ve P1'i bulalım. 0 yerine yazarsam gider 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 ve sadece 2 kalır. Demek ki sevgili arkadaşlarım P1 yani 0 yerine yazınca P1 geldi buradan. P1 2'ymiş. P-1'i bulmak için de x gördüğüm yere 2 yazmam gerekiyordu. Yazarsam eğer burada 2'nin küpü 8 yapar. 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 4 artı 16'yı verir bize. 2 kere 5 10 yapar ve artı bir de ikimiz mevcut. Burada 16'dan 8'i çıkardım 8 kaldı. 8'e 2 ekledim 10 oldu. 10'dan 10 çıkardım 0 geldi. Demek ki sevgili gençler P-1'imiz de 0'mış. 2 ile 0'ın toplamı da bize neyi verir? 2'yi verir. Şimdi 2 çarpı B artı D. 2 ise B artı D 1'in ta kendisidir. Ve sevgili arkadaşlar B artı D şurada kaçmış? 1'miş. 1'in üzerine ben A ile C'yi eklediğim takdirde karşıda neye ulaşacakmışım? Tabii ki 2'ye. O halde burada A artı C kaçtır? 1'i karşıya gönderirsek bu da 1'dir. Yani ben burada şunu anladım. A artı C'nin 1 olduğunu B artı D'nin de 1 olduğunu anladım. E bize o zaman A artı C bölü B artı D'yi e, bul demek yerine 1'i 1'e böl ve sonucu bul demiş aslına bakarsan. 1 bölü 1 de bize D şıkkını yani 1'i verir. O halde cevabımız da D şıkkıdır diyebiliriz. Evet ikinci sorumuz da güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Üçüncü soruyla burada tabii ki işaretlememiz gereken sorular da olacak. Onları da sayfa sonunda söyleyeceğim. A, B, C, D ve E. Gerçel sayılar olmak üzere. X artı 1'in dördüncü kuvveti. Aha burada verilmiş. Px de ax küp artı bx kare artı cx artı d olarak veriliyor. Bizden p1 değeri isteniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir düşünecek olursak. P1'i istiyor ya. P'nin kuralı da burada. O zaman neyi istediğini bir bulalım. P1 yerine yazarsanız a artı b artı c artı d isteniyor aslında bizden. Peki ben bu a artı b artı c artı d'yi başka bir türlü bulabilir miyim? Bir deneyelim bakalım bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şöyle. Ben x gördüğüm yere, x gördüğüm yere burada 0 yazarsam 1'in 4. kuvveti gelir ama bu sefer a, b, c, d hepsi gider. Ben gitsin istemiyorum. Dolayısıyla 0 değil de ben buraya 1 yazarsam eğer 1 artı 1 2'dir. 2'nin 4. kuvveti de bize 16'yı verir. Eşittir. Şuralarda 1 yazarsanız artık a artı, b artı, c artı, d ve artı e gelecek. Şimdi ben burada e'nin ne olduğunu bulabilir miyim? E'nin ne olduğu aslında çok açık çünkü ben x gördüğüm yere 0'ı yazarsam 0 artı 1 ne yapar arkadaşlar ee, 1 yapar 4. kuvveti de 1 gelir eşittir 0 yazdığım için bu 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 gitti geriye sadece e kaldı demek ki e kaçmış 1'miş e'nin 1 olduğunu biliyorsam a artı b artı c artı d tabii ki bana artık 15'i verir. Şimdi benden ne isteniyordu? P1. P1 neye eşitti? A artı B artı C artı D'ye. Peki ben A artı B artı C artı D'yi 15 bulmadım mı? Buldum. O halde doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlarım sol sütunumuzu bitirdik. Geçiyoruz sağ üst tarafa bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. Dördüncü defa söyleyelim bakalım bu soruyla birlikte. Px, x kare artı bx artı c olmak üzere Px-1 polinomunun sabit terimi 7'ymiş. Sabit terim denildiği zaman sen şunla mükellefsin. X gördüğün yere 0 yazacaksın. Kat sayılar toplamı denildiği zaman da sen x eşittir 1 yazmakla mükellefsin. Peki nerede 0 yazacağım? Burada. Nerede 1'i yazacağım? Burada. Demek ki 0'dan 1'i çıkarırsam p-1 geliyor biliyorsun. p-1 eşittir kaçmış? 7. Bir de 1 yazarsam 1 artı 1'den 2 geliyor. p2 eşittir kaçmış? 1'miş. Pekala. Bizden B kere C isteniyor. Şimdi B ve C dediğimiz yerde şurası bak. Yani ben Px polinomunun kuralını kullanmam gerekiyor. Öncelikle P-1'i elde etmeye çalışırsam P-1 yerine yazarsam 1-B artı C gelir ki bu 7'ymiş. Bir de P2'yi elde etmeye çalışalım aynı kuralla. 2'nin karesi 4 artı 2B artı C gelir. Bu da kaçmış arkadaşlar? 1. Öncelikle Üst tarafı kontrol edecek olursak 1 eksi b artı c'nin 7 olduğunu biliyoruz. Yani aslında c eksi b'nin bak c eksi b'nin 1'i karşıya gönderdim 6 olduğunu biliyoruz. Bir de burada c artı 2 b'nin de ne olduğunu biliyoruz. 4'ü karşıya atarsam eksi 3 olduğunu biliyoruz. Burada sevgili arkadaşlar ben alttakinden üsttekini çıkaracak olursam c'ler gider. 2 b'den eksi b çıkarsa 3 b gelir. Eksi 3'ten 6'yı çıkarırsam eksi 9 olacaktır. Ve B de buradan her iki taraf 3'e bölünerek eksi 3'ün ta kendisi bulunur. Şimdi burası eksi 3 ise eksi 3'ten ne çıkarırsam 6 bulurum. Eksi 3'ten sadece ama sadece eksi 9'u çıkarırsam 6'yı bulurum. Dolayısıyla pardon özür diliyorum yanlış bir şey yaptık. Biz B'yi bulmuştuk aynen. B'de neresi? Eksi 3 şöyle eksi 3 diyeceğiz. Ve burası ne olacak? Artı 3 olacak. Peki C'ye 3 eklemişiz 6 olmuş. C kaçtır o zaman? 3'tür tabii ki. O halde C'de burada 3 olacak. B ile C'nin çarpımı yani eksi 3 ile 3'ün çarpımı sorulmuş. O halde doğru cevaba da A şıkkı diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla az da bir kazaya kurban gidiyorduk. Umarım sen de bu şekilde kazalar yapmıyorsunuz Burada B'yi eksi 3 bulduk ama götürdük. C gördüğümüz yere eksi 3 yazdık. Aman bunlara dikkat gençler. Beşinci sorumuza doğru geçiyoruz artık. PX polinomu eksi QX polinomundan farklı olmak üzere PX ve QX polinomlarının derecesi kaçmış? 7. Şimdi ikisinin de derecesi 7 ve birbirinden farklı. PX'de QX polinomunun derecesi kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi bunlar birbirinin eksilisinden farklıydı değil mi? E peki mesela ikisi de 7. derecedendi bunu da unutmayalım. Ben PX polinomunu 2 çarpı x üzeri 7 artı x üzeri 6 seçsem. Qx polinomunu da sevgili arkadaşlar x üzeri 7 artı x üzeri 5 seçsem. Ben bunları topladığım takdirde bize 3 çarpı x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5'i verir. Ki en büyük derece bizim toplamımızın da derecesidir. Yani 7. derecedendir bunların toplamı. Demek ki derece 7 olabilir. Yalnız şöyle bir durum da var. Mesela ben px polinomunu 2 çarpı x üzeri 7 artı x üzeri 6 seçeyim yine. Çoğu x'i de bunun eksilisinden farklı olarak eksi 2 x üzeri 7 artı x üzeri 6 seçeyim. Ben bunları toplarsam bu sefer 7. dereceden terimler olan 2 çarpı x üzeri 7 ve eksi 2 çarpı x üzeri 7 birbirini götürür. Geriye 2 çarpı x üzeri 6, 6 kalacaktır. Bu kaçıncı derecedendir? 6. Demek ki bunun derecesi 6 da olabilir. Aynı zamanda şurayı x üzeri 5 yaparak 5'i de bulurum. Yani şunları. İkisini x üzeri 4 yaparak 4. dereceden de bulurum. İkisini sevgili arkadaşlar 3. dereceden yaparak 3. derecede elde edebilirim toplamı. 2 yaparak 2'yi 1 yaparak 1'i de elde edebilirim. Peki 0. dereceden olabilir mi burası? Buna olamaz diyeceğim. Çünkü px'i ben 2 çarpı x üzeri 7 hadi varsayalım 0. dereceden gerçi olabilir. Şöyle olabilir. Mesela 5 yaparım. Sonuç olarak bu 5 çarpı x üzeri 0'dır. Qx'i de sevgili arkadaşlarım eksi 2 çarpı x üzeri 7 artı 6 derim. Böylelikle eksilisinden farklı olur. Ben bunları topladığım zaman yine bunlar gider ve 11 çarpı x üzeri 0'dan 11 kalır ki bu da bir polinomdur. Sabit polinomdur. Derecede 0'dır. O halde derece 0'da olabiliyormuş. Pekala. Başka olabilir mi? Negatif derece olmayacağına göre. Şimdi artık kaç farklı değer varsa bunları bulacağız. Şurada 5 tane burada da 3 tane toplam 8 tane farklı değer olabilir bu toplamın derecesi sevgili gençler. Devam ediyorum 6. sorumla. Px'in derecesi Qx'in derecesine eşit ve bu dereceler M'ye eşitmiş arkadaşlar. Px ile Qx'in toplamı da n'inci derecedenmiş. Şimdi Buna göre M ile N arasındaki bağıntı sıralama bağıntısı veya eşlik bağıntısından hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Öncelikle üstteki çözdüğümüz sorudan kısmen yardım alabiliriz. Gördüğünüz üzere 7. dereceden ve 7. derecedendi ayrı ayrı. Ama ben bunları topladığım zaman maksimum eminci dereceden yani maksimum 7. dereceden bir şey elde ettim. 7. dereceden daha büyük olamaz ama daha küçük olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben M'nin kesinlikle ama kesinlikle n'den daha büyük veya m'ye eşit olabileceğini biliyorum. Peki m n'den küçük olabilir mi? Hayır, tabii ki olamaz. m n'den büyük olabilir, eşit olabilir. Yani 1 ve 3 bizim için doğru ama küçük olamaz. O halde doğru cevap E şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım arkadaşlar. Bu uzaktan bakarken de tabii ki bazı işaretlememiz gereken sorular olacak. Bunları da işaretleyelim. Şimdi öncelikle bizim karşımıza soru olarak ÖSYM'de özellikle de AYT'de son iki senedir falan TYT'de polinom sorusu sorulmuyor. Sorulabilir çünkü neden? 10. sınıf konusu biliyorsun. Aslına bakarsan bir TYT konusu ama ÖSYM bunu AYT'de sormayı tercih ediyor. Aman dikkat buna. Çünkü burada ayrılıyor. Hatta benim TYT kitabımda polinomlar da vardı ama çoğu TYT kitabında polinom bulamazsınız arkadaşlar. Bunun olmasının sebebi TYT'nin 10. sınıf konusu olması ve bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Yani ben yine 40 soru serisi TYT Matematik kitabının içerisine yani bu kitabın içerisine sevgili gençler yine polinomları dahil ettim şu an çözüyoruz işte. Bu polinomları dahil ettim ama hani karşınızda bu konu son seneki istatistiklere bakarak AYT'de çıkma ihtimali var haberiniz olsun. AYT'de de daha çok polinomlarda bölme polinomlarda bölümünden kalanla alakalı sorular çıkıyor polinomlarla alakalı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burada gördüğünüz sorulardan burada gördüğünüz sorularda hiçbiri şu an AYT'ye uygun değil. TYT'de çıkarsa evet uygun olan sorular var ama karşımıza TYT'de çok fazla soru çıkarmadığı için ÖSYM bundan da kaynaklı bir çekincemiz var. Yani ne nasıl tarzı soru sorduğunu bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz de tamam mı? Çıkarmadığı takdirde bilemeyeceğiz. Dolayısıyla polinomları şunu işaretle bunu işaretle diye söylemeyip size şunu söylüyorum. Polinomlarla alakalı bütün soruları sevgili arkadaşlarım ince eleyin sık dokuyun. Karşınıza bak unutma bak bu dediğim çok önemli. Sonradan anlama kıymetini şimdi anla. TYT konusudur. Ama ÖSYM AYT'de soruyor. Karşına TYT'de daha öncesinde böyle kelli felli bir polinom sorusu çıkmadı. Nasıl tarzda bir soru çıkacağını da açıkçası bilmiyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım polinomlar konusuyla alakalı bütün soruları incele, sık doku. Zaten belli bir yerden sonra çok basit, çok böyle abartılacak bir konu olmadığını da göreceksin. Eğlenceli de bir konudur. Dolayısıyla sevgili arkadaşım, benim sana çok ama çok dikkatli dediğim yerde sen de dikkatli dinle. İlk sayfamızı bitirdik. Devam ediyoruz 7. sorumuzda. Bu sorumuzda Px ve Qx polinomları için denilmiş. Px ile Qx'in çarpımının üzerine 8. dereceden bir polinom eklemesine rağmen derecesi 7'dir denilmiş. Hmm. Ve daha sonrasında Qx'ten 3x üzeri 5'i çıkardığımız takdirde bunun da derecesi 4'tür denilmiş. Şimdi ben şu ikincisi bana çok yardımcı olacak. Çünkü ben Qx adlı polinomdan Gidip 3 çarpı x üzeri 5 polinomunu çıkarttığım takdirde bu polinomun derecesi ne olmuş? Derecesi 4 olmuş. Yani maksimum x üzeri 4'lü terimler kalmış içeride. Şimdi madem x üzeri 4'lü terim kalıyor demek ki qx'in içerisinde kesinlikle 3 çarpı x üzeri 5 diye bir terim var. Hatta ve hatta geri kalanını da tahmin etmeye çalışalım. Artı x üzeri 4 artı x kare eksi 5 olsun. qx bu olsun. Ben böylelikle 3 çarpı x üzeri 5'i çıkardığım takdirde bu gider ve gittikten sonra da maksimum derece olarak elimize 4 kalır. Demek ki bizim qx'imiz bu şekilde bir polinommuş. Yani qx'in derecesi 5'miş. Şimdi şunun derecesi 5'ken. Ben gidip px polinomuyla 5. dereceden olan bu polinomu çarptığım takdirde... ...bunun üzerine de x üzeri 8'i ekleyince bu da 7. dereceden oluyormuş. Şimdi ortalık karışmadan bir düzenleyelim. Px çarpı ne demiştik? 3 çarpı x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x kare eksi 5 falan demiştik. Ve ben bu polinomla qx'i çarpıp üzerine x üzeri 8 ekleyince bunun da derecesi kaç oluyormuş? 7. dereceden oluyormuş. Yani x üzeri 7'li terimler kalıyormuş. E şimdi o zaman bu px polinomu kaçıncı dereceden olur? Bak x üzeri 8 e eklediğim halde 7. dereceden oluyorsa demek ki şunların çarpımından mutlaka eksi x üzeri 8 gibi bir terim gelecek. Eksi x üzeri 8 teriminin gelebilmesi için px polinomunun px polinomunun burada en büyük derecesinin 1 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bir de bunun eksilisi olması gerekiyor. Sebep çünkü ben şununla gidip şuradakini çarparsam yani dağıtırken Eksi 1 bölüşle 3'ün çarpımı eksi olur. X küple x üzeri 5'in çarpımı da x üzeri 8 olur. Eksi x üzeri 8 de artı x üzeri 8 birbirini götürür. Ve geriye sadece 7. dereceden bir polinom kalır. Yani mesela şununla şunu çarptınız bak 7. dereceden gelir gibi. Şimdi diyor ki bana birinci öncülde px'in derecesi 3'tür. px'in en büyük dereceli terimini ben bu kabul ediyorsam eğer x küp çarpı eksi 1 bölü 3. E derecesine bakıyorsun 3 demek ki birinci öncül doğru. Px polinomunun baş kat sayısı eksi 1'dir demiş. Biz eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. Dolayısıyla bu yanlış. Qx polinomunun baş kat sayısı 3'tür demişti. Bak baş kat sayısı 3 demek ki bu da doğru. Yani benim doğru cevabım 1 ve 3. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Farkındaysan sorumuzda Şıkları yani öncülleri okuyup da onlara göre yorum yapmadık. Önce tüm bulacaklarımızı bulduk. Daha sonrasında öncülleri okuyup yorum yaptık. Dolayısıyla böyle olursa eğer zaten direkt doğru cevaba gidersin. Ama diğer türlü öncülleri okursan öncüller ne için vardır? Kafa karıştırmak için. Ee, öncüllü soruların çeldiricileri öncüllerin içerisindedir. Dolayısıyla bütün çeldiricilere basarak ilerlersin. E, bastığın için de ayağının kayma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde benim çözdüğüm gibi çözersen öncüllü soruları sıkıntı yaşamaz. 8. sorumuza doğru geçtim. X ile P, PX polinomunun çarpımlarının polinomun derecesi 17'dir demiş. Ve X üzeri N çarpı PX eksi X üzeri 4'ün derecesi de 3'müş. Yani diyor ki X üzeri N çarpı PX'ten sen gidip X üzeri 4'ü çıkardığın takdirde bu polinomun derecesi 3 oluyor diyor. Şimdi bu ne demek? İçeride 4. dereceden bir polinom olmasına rağmen derece 3 oluyorsa demek ki şuranın en büyük derecesi X üzeri 4 olacak. Bu cepte. Şimdi geldim buraya üstteki kısma. X de diyor bu kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Birinci dereceden bir polinomla şunları çarptığım takdirde 17. dereceden bir polinom elde ediyorum diyor. Dolayısıyla bu çarpılan yani ppx polinomunun derecesi kesinlikle ama kesinlikle kaç olacak? 16 olacak. Şimdi şuraya da şöyle yapalım. ppx'in derecesi 16'ymış. Peki ppx'in derecesinin 16 olabilmesi için ben iddia ediyorum ki px'in derecesi sevgili arkadaşlarım der px diyelim. Bunun 4 olması gerekiyor. Neden? Çünkü x üzeri 4 dersem px'e, ppx dediğim şey x üzeri 4 üzeri 4'tür. Yani px'in içine px yaz diyor. E bu da bize x üzeri 16'yı verir. Anlaştık? E pekala, şimdi px'in derecesinin ben 4 olduğunu biliyorum artık. E şurası 4. derecedense, 4. derecedense gidip ben bunu x üzeri n ile çarptığım takdirde burası x üzeri n artı 4 olmaz mı olur? E bunun da x üzeri 4'e eşit olması gerekiyor demiştik. E madem öyle kimse kusura bakmasın n sıfırın ta kendisidir. Birinci öncüle bakarsan n'nin sıfır olduğunu bize vermiş. Demek ki bu öncü doğru. Px polinomunun baş katsayısı 1'dir demişti. E ben zaten x üzeri 4'ün ta kendisi olarak buldum. E x üzeri 4'ün kendisi olarak buluyorsak demek ki gerçekten baş katsayısı 1. Ve Px, P eksi x'e eşittir demiş. Bir kere ben Px polinomunun içerisinde x üzeri 4 var dedi. eyvallah. Ama x küp olduğunu da bilemeyiz sonuç olarak. Yani var mı yok mu bilemeyiz. Durum şöyle ise ben px'in bu olduğunu biliyorum örnek veriyorum. p eksi x ne olur? x üzeri 4 eksi x küp olur. Peki bu buna eşit mi? Tabii ki de değil. Doğal olarak üçüncü öncülümüz patladı arkadaşlar. Üçüncü öncül yanlış. Biz doğru öncüllerimizi 1 ve 2 olarak bulduk. Doğru cevap da C seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve sevgili arkadaşlar artık bu sütunu da bitirdik. Geçiyoruz 9. E, sorumuza sağ sütundaki sorumuzu da yaklaştırdık ve okuyalım birlikte. Px bir polinom olmak üzere p-x kaça eşitmiş? Px'e eşitmiş. Şimdi fonksiyonlarda bu durum nasıl açıklanıyordu? Çift fonksiyonla açıklanıyordu değil mi? Pekala. P0'ın da 1 olduğu dile getiriliyor. Px çarpı P2x çarpı P3x polinomunun derecesi 6 ve baş katsayısı da eksi 36'dır denilmiş. P2 değeri kaçtır? Şimdi bunun derecesi A ise bunun derecesi de A'dır. Bunun derecesi de A'dır çünkü içlerinin hepsi de aynı dereceli terimler. Dolayısıyla ben A'nıncı dereceden, A'nıncı dereceden ve A'nıncı dereceden 3 tane polinomu çarparsam artık bu polinom 3 A'nıncı dereceden olur. Neden 3a'nıncı derece? Çünkü ben x üzeri 5 ile x üzeri 5'i çarparsam bir daha x üzeri 5 ile çarparsam bunun derecesi 15'tir. Üstleri toplarız. Dolayısıyla a'nıncı derecede a'nıncı derecede a'nıncı derecede toplarsam 3a derecedir. Ve bu 6'ya eşitse demek ki px polinomunun derecesi yani a 2'ymiş. Güzel. Şimdi x kareli bir terim olduğunu anladık değil mi? Yani px polinomu eşittir içerisinde bir x kare barındırıyor. Pekala P0'ın 1 olduğu dile getirilmiş. Şimdi tabi şöyle bir durum var. X kare barındırıyor da baş kat sayısını bilmiyoruz. Baş kat sayısına M diyelim. Mx kare. Şimdi P0'ın 1 olduğu biliniyorsa P0 neydi? Sabit terim. E bunun sabit terimi de 1 ise artı 1 diyeceğiz. Hocam Mx kareden sonra N gelemez miydi? Gelemez güzel kardeşim. E sebep? Çünkü çift polinom olduğunu biliyoruz. Yani çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. Çift fonksiyondan da neydi? Tek dereceli teriminin bulunmamasıydı. Ve mx kare artı 1 olarak bulduk. Şimdi ben bunu px'in bu olduğunu biliyorum. Peki p2x ne olur sevgili arkadaşlar? Bu da 4 çarpı m çarpı x kare artı 1 olur. Sebep çünkü ben x gördüğüm yere şurada 2x yazarsam 4x kare gelir. 4x kare de bak buraya yazılmış olur. P3x dediğimiz şey de aslına bakarsan ne olacaktır? Tabii ki 9 m x kare artı 1 olacaktır. Şimdi bunları çarpınca m çarpı 4 m çarpı 9 m ne yapar? 36 m'nin kübü yapar. İşte bu da bize baş kat verir. Peki baş kat neymiş? Eksi 36. E o halde her iki tarafı 36'ya bölersem m küp eşittir eksi 1 gelir. Ve m de buradan eksi 1'in ta kendisi olur. Şimdi m'yi biliyoruz. O zaman ben px polinomunu ortaya dökebilirim artık. Eksi x kare artı 1 Bizden ne istenmişti? P2. O halde artık x gördüğümüz üzere 2 yazmanın zamanıdır. Eksi 2'nin karesi 4 artı 1. Eksi 4'e 1 eklersek doğru cevabın eksi 3 olmasını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ettim 10. sorumla. Şimdi bana diyor ki Px bir polinom. Px artı Px de 2 Px'e eşit. Bu verilmiş bize. Buna göre Px polinomu bunlardan hangileri olabilir tek tek yerine yazacağız. Şimdi öncelikle <laughs> Px polinomu x artı 2 ise Px polinomu x artı 2 iken Px artı Px ne olur? Şimdi ben Px'i x artı 2 olarak kabul edersem içerisi artık 2x artı 2 olur. x artı 2 de x gördüğüm yere 2x artı 2 yazarsam 2x artı 2 artı 2 gelir. Ve acaba bu 2px'e yani 2 çarpı x artı 2'ye eşit midir diye bakacağız. Burası 2x artı 4. Karşı tarafta 2x artı 4 oldu. Yani eşit geldi. Dolayısıyla px birinci öncüldeki x artı 2 olabilir. Peki px 3 olabilir mi? Sabit polinom olduğu için artık p gördüğüm yere içeride x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım buranın sonucu 3 çıkacak. E şunun da sonucu 3 ama 2 ile çarpılırsa 6 olur. 3 altından farklı olduğundan sevgili arkadaşlar... Px polinomu bu şekilde sabit bir polinom olamaz. Değil 3 hiçbir sabit polinom olamaz. Tamam. Peki şimdi 3'e bakalım. x eksi 1'e. Eğer ki ben px'i x eksi 1 olarak kabul edersem. Kabul edelim ki bu olsun. İçeride x eksi 1 yazarsam şurası x artı x'den 2 x eksi 1 gelir. 2 x eksi 1'i de şurada yerine yazarsam. 2 x eksi 1 eksi 1 gelir. Yani 2 x eksi 2. Acaba eşit mi? 2 çarpı px'e yani x eksi 1'e. Bakalım 2x eksi 2 eşittir. İçeri dağıttım. 2x eksi 2 geldi. Yani eşit geldi. Ve doğal olarak 3. öncülümüz de sevgili arkadaşlarım px olma adayıdır diyebiliriz. O halde doğru cevap 2 hariç hepsi yani 1 ve 3. Yani cevabım e olacaktı sevgili gençler. 10. sorumuzda çözdük. Artık bu sayfada da farkındaysanız bir soru kalmadı. TYT'de eğer ki polinom sorusu çıkarsa bu dereceyle alakalı olabilir. Dereceyle alakalı olabileceği için de burada işaretlemeniz gereken bazı püf noktaları var. 8. soruyu, 10. soruyu, 9. soruyu ve 7. soruyu. Yani bu sayfanın tamamını mutlaka ama mutlaka tekrar amaçlı kaydedin arkadaşlar. Tamam. Pekala. Şimdi 65. sayfamızdayız. 11. sorumuza bakacağız birlikte hazırsanız. ABC'de gerçel sayı olmak üzere. Şurada 3. dereceden bir ifade var. X kare eksi 1 çarpı PX'e eşitmiş bu. E buna göre diyor 1, 2, 3 öncüllerinden eşitliklerinden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi ben bu kısımda şu x kare eksi 1'in x eksi 1 çarpı x artı 1 olması gerektiğini biliyorum. Nereden? 2 kare farkında. Ve bir de çarpı px'imiz var. Bu da sevgili arkadaşlarım a x küp artı b x kare artı c x artı d'nin ta kendisiymiş. Şimdi ben sol tarafta yani şurada 1 yazarsam burası komple 0 oluyor. Eksi 1 yazarsam da komple 0 oluyor. O halde 1'i ve eksi 1'i yazalım ve 0'a eşitleyelim. Şimdi 1 yazılırsa eğer a artı b artı c artı d gelir sağ taraf ve bu 0'a eşittir diyeceğiz. Aynı takdirde eksi 1'i yazacak olursak da eksi a artı b eksi c artı d gelir ki bu da yine sıfıra eşittir. E bu durumda ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam a ile eksi a c ile eksi c gider ve böylelikle iki parantezinde b artı d eşittir sıfır gelir. 2 kere b artı d sıfırsa b artı d kesinlikle sıfırdır. Şimdi B artı D eşittir 0 dersem ve gidip D'yi karşıya atarsam B eşittir eksi D olduğunu yakalarım. Şimdi B eksi D'ye eşitse ikinci öncül böylelikle doğru olur. Bulduğumuz şey zaten daima doğrudur. Onda sıkıntı yok. Şimdi B artı D sıfırsa bak B ile D'nin toplamı sıfırsa o zaman A ile C'nin toplamı da sıfır olmak zorunda. A ile C'nin toplamı sıfır olması demek C'yi karşıya göndererek A eşittir eksi C'nin de doğru olması demek. Yani birinci öncülüm de doğru. Ve geriye kalıyor B ile C. Şimdi B ile C'yi ben burada kıyaslayabilir miyim? Arkadaşlar B ile C'yi kıyaslayabilmenin bakalım yolu var mı? Bu Az önce toplamıştık şimdi üsttekinden alttakini çıkaracak olursak. Yine A ile C'yi kıyaslamış oluruz. Yani B ile C'nin kıyaslanabilmesi şu an mümkün görünmüyor. Madem öyle mümkün görünmüyorsa daima doğrudur da diyemem. Cevabımız 1 ve 2 idi. Doğru cevap B'dir. Hayırlı uğurlu olsun. 11'i de böylelikle çözmüş olduk. Geçtim 12'ye. Px bölü x kare eksi 2x eksi 3 ifadesinin sade hali Qx'dir. Ve Qx de gerçel sayılar kümesinde bir polinom belirtiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu buna bölünce demek ki bazı sadeleştirmeler oluyor. Bu sadeleştirmelerden sonra da Qx polinomunu elde ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir polinomun bu şekilde paydası maydası olamaz. Madem paydası varsa sadece sabit terim olarak vardır. Yani sabit bir sayıdır payda. Ancak öyle polinom olur ama bu şekilde bir polinomdan bahsedemeyiz. Çünkü polinom sevgili arkadaşlarım ee, ne olmak zorunda? Her yerde tanımlı olmak zorunda. E şimdi kalkıp sen paydaya x eksi bir çarpanı örnek veriyorum. Bırakırsan bir için tanımsız olur. Dolayısıyla polinom olmaz. Polinom dümdüz sıra olacak böyle. Düz sıra halinde ee, matematiksel ifadeler. Peki. Bu bir polinom mu şu an? Değil. Ama bunu sadeleştirince QX polinomunu elde ediyormuşuz. Şimdi nasıl sadeleşebilir? Öncelikle şu x kare eksi 2x eksi 3 var ya bunu bir çarpanlarına ayıralım. Ben burayı x'e x diye burayı da eksi 3'e artı 1 diye çarpanlarına ayıracak olursam px bölü x eksi 3 çarpı x artı 1 diyebilirim. Çünkü artık şu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 3 çarpı x artı 1'dir. Peki demek ki bu Px hem x eksi 3 ile hem de x artı 1 ile sadeleşebiliyor. Ne diyor? Bu polinomlardan hangisinde tam bölünür diye soruluyor Px. Madem öyle x artı 1'e tam bölündüğünü biliyoruz. x eksi 3'e tam bölündüğünü biliyoruz ama x eksi 1'e bölünüp bölünmediğini bilmiyoruz açıkçası. Böyle bir bilgi yok. Kesinlikle diye sorduğuna göre doğru cevap 1 ve 2 olacaktı. Yani doğru cevabımız C şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Evet şimdi altta soru kalmadı ve sağ üst tarafta 13. sorumuza doğru bir bakalım m ve n birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere px polinomu x kare artı bx artı c polinomunun x eksi m ve x eksi n ile bölümünden elde edilen kalanlar sıfırdır denilmiş. Şimdi x eksi m'ye ve x eksi n'ye tam bölünüyorsa kalanlar sıfırsa tam bölünüyordur. Eğer tam bölünüyorsa demek ki x eksi m ile sevgili arkadaşlar x eksi n'nin çarpımı bize x kare artı bx artı c'nin ta kendisini veriyor. Şimdi bu durumda ben şunu anlıyorum. Benim bu Px polinomumun hadi bu Px'ti ya. Px polinomumun birbirinden farklı aha burada iki tane kökü var. Gerçel kökü var. Şimdi iki tane kökü varsa demek ki delta dediğimiz şey sıfırdan daha büyük olmak zorunda. İlk aklıma gelen bu olur. Madem delta sıfırdan büyük delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 a idi. İşte bu sıfırdan büyük olmalı. Peki burada a kaç? A 1. A gördüğüm yere 1 yazarsam B kare eksi 4C'nin sıfırdan büyük olduğunu anlarım. Ve B karenin de eksi 4C'yi karşı yatarak 4C'den daha büyük olması gerektiğini anlarım. Bu da zaten üçüncü öncülü direkt doğrular. Şimdi bu cepte daha sonrasında ben burada x kare artı bx artı c olduğunu biliyorum polinomun. Şimdi iki tane de kök var dedik. Bir tanesi m öteki n ama m ile n'nin negatif mi pozitif mi olduğunu da tabii ki bilmiyorum. M ile N'nin negatif pozitif olduğunu bilmediğim için kökler çarpımının negatif mi pozitif mi olduğunu bilemem. Kökler toplamının negatif mi pozitif mi olduğunu bilemem. Kökler çarpımını biliyorsun C bölü A ile kökler toplamını eksi B bölü A ile buluyorduk. A burada 1 onları görmemize gerek yok. Dolayısıyla C'nin veya eksi B'nin işaretini anlayabilmem için benim kökleri bilmem gerekiyor. Yani M ile N'nin işaretini bilmem gerekiyor. Ama bilmiyorum. E, bilmiyorsam o zaman C ve B hakkında da kesin bir yorum yapamam. Daima doğrudur demiş. E, kesin bir yorum yapamıyorsam C ve e, C'nin sıfırdan büyük olduğu ve B'nin sıfırdan küçük olduğu yorumlarını da net olarak yapamam. Burada net olarak tek yapabildiğim yorum 3. öncüldür. Dolayısıyla cevabım da yalnız 3'tür derim. 13. soruyu da çözdük ve 14. sorumuzda devam ediyoruz yolumuza. Px polinomu. Üçüncü dereceden bir polinom olmak üzere P0 ile P1'in çarpımı sıfırdan küçük. P-1 ile P0'ın da çarpımı yine sıfırdan küçüktür denilmiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi bu tarz sorularda eğer bu şekilde kök olarak vermeyip de bununla bunun çarpımı sıfırdan küçük, bununla da bunun çarpımı sıfırdan küçük gibi tabirler kullanıyorsa bu tarz soruların hepsinde de polinomun grafiğini çizmeye gayret göstereceksin. Şimdi öncelikle şu x eksenim, şu da y eksenim olsun benim. Onları da gösterelim. Şurası x ekseni, burası da y ekseni. Şimdi eksi 1, 0 ve bir var. Eksi 1 şurası olsun. Sıfır zaten orijin. Şurası da bir olsun arkadaşlar. P sıfırla ya da önce şuna bakalım. P eksi 1 ile P sıfırın çarpımı sıfırdan küçükse demek ki P eksi 1 negatifken bu pozitif ya da bu pozitifken bu negatif. Herhangi bir tanesini çizelim. Bu negatifken bu pozitif olduğu durumu çizelim. Mesela eksi bir negatifken sıfır pozitifse benim polinomum eksi ile sıfır aralığında bir yerden geçmiştir. Yani şurada bir yerden geçmiş. Geçmeli ki bu negatifken bu pozitif olabilsin. Ve P sıfırla da P 1in çarpımı negatifse P sıfırın pozitif olduğunu dile getirdik az önce. O zaman bu negatif olacak. E bu negatifse demek ki benim polinomum kesinlikle sıfırla bir arasından aa şuradan bir yerden geçecek. Mecburi. Pekala. Üçüncü dereceden bir polinomdu. E ben şu an üçüncü dereceden polinom için iki kere x, -x eksenini kestirdim. E i̇ki kere kesiyorsa da şu an burada toplamda iki tane kökümüz var. Şimdi buna göre öncüllerimize bir bakalım. 0-1 aralığında px'in en az bir tane kökü vardır diyor. Şimdi 0-1 aralığı neresi? Şurası. E bir tane kökü var mı? Var. E i̇ki tane olabilir miydi? Belki olabilirdi. Hani gelip kesip tekrar yukarı çıkıp tekrar aşağı inebilirdi. Dolayısıyla en az bir tane kökü vardır. Eksi 1 ile 1 aralığında Px'in en az 2 tane kökü vardır diyor. 2 tanesini zaten bulmuştuk ve evet, evet en az 2 tane kökü olmak zorunda. Bunu da doğru bulduk. Çünkü 3. dereceden ya maksimum 3 tane kök bulabiliriz zaten. O yüzden en az 2 tane diyoruz. P -1 ile P-1 ile P1'in çarpımı sıfırdan büyüktür demiş. P-1'in burada negatifken P1'in negatif olduğunu. Ya da ben bu grafiği şu şekilde çizecek olursam. Şöyle çizecek olursam p 1'in pozitifken p1'in de pozitif olması gerektiğini anlarım. Dolayısıyla çarpımları da tabii ki sıfırdan büyük gelecektir. Yani buradaki 3 öncül de daima doğru olduğundan doğru cevabımız e şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet böylelikle sevgili arkadaşlar bu sayfayı da bitirmiş olduk. Sayfamıza şöyle uzaktan bir bakacak olursak. Burada da yine işaretlememiz gereken sorular olduğunu ben size söyleyeceğim işaretlemeniz gereken soruları hemen söylüyorum, dile getiriyorum. Burada sevgili arkadaşlar 13'ü ve 14'ü mutlak suretle işaretliyorsunuz. 11. ve 12. sorular daha çok konu kavrama odaklı olduğu için. hani 11. soruyu da belki işaretleyebilirsiniz. Benim hoşuma giden bir soru. Ama konu kavrama sorusudur. Sınavda karşınıza çıkabilir mi? ÖSYM e bazen konu kavrama sorusu da soruyor. Hani şey diyoruz ya Sınavdaki soruların %10'u çok kolay diyoruz ya belki o çok kolay soruların içerisinde bir polinom sorusu tercih eder. Ettiği takdirde de yine konu kavrama sorusu olacaktır bu. Bundan kaynaklı çok kolay olur. E doğal olarak da karşınıza çıkma ihtimali var ama 13 ve 14 kadar tabii ki değil. Evet bir diğer sayfamızdayız ve 15. sorumuzu sevgili arkadaşlar sizle beraber çözeceğiz şimdi. Evet 15. sorumuzda kat sayıları 0, 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşan A kümesinden seçilen 3. dereceden polinomlar yazılıyor. Örnek olarak da burada bize verilmiş. Bak bu örnek çok şey anlatıyor aslında. x küp artı 3x kare artı 2x artı 2. Yani diyor ki sen diyor aynı elemanları da seçip diyor bir katsayı oluşturabilirsin. Mesela ben şu polinomu da oluşturabilirim. 2x kare artı 2x 2x küp artı 2x artı 2 bak tamamını gittim ne seçtim 2 seçtim böyle de polinomlar oluşturabilirsin diyor bu şartlara uygun en fazla kaç farklı polinom yazılabilir diye sorulmuş şimdi 3. dereceden olduğu için x küp olmak zorunda bunun içinde x küp olmak zorunda olduğu için de ben bu kat sayıyı 0 seçemem 0 seçtiğim takdirde x küp olmaz şimdi Madem öyle ben x küpün kat sayısı olarak 0'ı seçemem. Kaç tane seçim yapabilirim? 4 taneden bir tanesi. Yani buraya 4 tanesinden bir tanesini seçip yazacağız. 4'ün 1'lisi ki zaten 4 yapar. Pekala x karenin kat sayısını seçelim şimdi. x karenin kat sayısı için 0 gelebilir. Yani x kareli terim olmayabilir. Sonuçta 3. dereceden demişti. Biz de 3. dereceden. Yani kurallara uygun oynuyoruz gençler. Sıkıntı yok. E şimdi x karenin kat sayısı o zaman buradaki 5 tanesinden herhangi bir tanesi olabilir. Daha sonrasında x'in katsayısı yine 5 tanesinden bir tanesi olabilir ve sabit terim yine 5 tanesinden bir tanesi olabilir. İşte bunların çarpımı bana sonucu verecek. E, bu 4, bu 5, bu da 5, e, bu da 5 zaten. Bunları çarparsam 125 çarpı 4'ten 500'ün ta kendisini buluruz. O halde doğru cevap da C şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Evet devam 16. soru. Px baş katsayısı 1, derecesi 2 olan bir polinom olmak üzere px-1 polinomunun x-4 ile bölümünden kalan diyor. Şimdi x-4 ile bölümünden kalan deyince bunun köküne x eşittir 4. Bu 4'ü alıyorum. Şurada yerine yazıyorum. 4'ten 1 çıktı 3. Yani p3. Tamam. Bunun kalanı p3'e eşit. px polinomunun katsayılar toplamına eşitmiş. px polinomunun katsayılar toplamı denilince x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Nerede? Şurada bize verilen de. Yani p1. İşte bu p3 kalan. P1'e katsayılar toplamına eşitmiş. Şimdi benden istiyor ki Px-3 polinomunun sabit terimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sabit terim denilince x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Bize verilen polinomda yani şurada. 0'dan 3'ü çıkardım. P-3 oldu. P-3 kime eşittir diyor. Şimdi burada çok gizli detaylar var. Baş kat sayısının 1 olması ve derecesinin 2 olması. Derece 2 olunca sevgili arkadaşlar ne oluyordu? Bir parabol oluyordu. Yani fonksiyonsa eğer ikinci dereceden fonksiyonun grafiği bize parabol veriyordu. Parabol simetrik bir yapıya sahipti. Bak, simetrik. Şimdi ben P1'in P3'e eşit olduğunu biliyorum. Neye göre simetrik bunlar? Demek ki aradaki 2'ye göre simetrik. X eşittir 2 absistir noktaya göre simetrik. E çok güzel. Bizden istenen P-3 hocam neye eşittir diye soruluyor. P-3 bak 1'in eksi 3'e olan uzaklığı 4 birim. Doğru mu? O zaman ben p 3ten 4 birim uzaklaşırım simetrik olduğu için. Bu da bana neyi verir? P7'yi verir. Demek ki P-3 yani bizden istenen P7'ye eşitmiş. O halde doğru cevap E şıkkı diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla bak. Hiç kasmadan rahat çözdük. Yani sen de böyle çöz. Tamam. Rahat ol. Yani bir şeyleri biliyorsan. Nerede ne yapman gerektiğini biliyorsan. Bak 4'ü aldım burada yerine yazdın. 1'i aldım burada yerine yazdın. 0'ı aldım burada yerine yazdın. Geri kalanı parabol bilgisi Yani simetrik olma bilgisi Simetrik ise 4 birim uzaklaşmışım 4 birim uzaklaşmışım soru zaten çıkıyor ortaya Umarım anlaşılmıştır Evet 16. soruyu da çözdüğümüze göre Devam 17. soru Px polinomu için P1 ile P10'un çarpımı 0 Hmm şimdi Ya P1 0 iken P10 0'dan farklı Ya P10 0 P1 0'dan farklı ya da ikisi de 0 ya Olabilir Ama bunlardan en az birisi mutlaka 0 Diyor ki P10 ile P2'yi çarparsam sıfırdan farklı diyor. Demek ki P10 sıfırdan farklı. P2 de sıfırdan farklı. E P10 dediğimiz ifade sıfırdan farklıysa burada sıfır olacak tek şey P1'dir. Demek ki P1 sevgili arkadaşlar sıfırın ta kendisi. Bu cepte P2'nin x artı 1 ile bölümünden kalan da 16'dır diyor. Yani ne demek? Şunun köküne eksi 1. Bu eksi 1'i aldım. Şurada yerine yazdım. Ne oldu? P eksi 1. İşte bu kalana. Yani 16'ya eşittir. Ben P1'in 16'ya eşit olması gerektiğini anladım. P-1'in ve P1'in de 0 olması gerektiğini şu an çok net anladım. Diyor ki Px'in tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Arkadaşlar bu tek dereceli terimlerin katsayıları toplamanın biliyorsun ki bir formülü var. Neydi formül? P1 eksi P 1 bölü 2 idi. E ben P1'in 0 olduğunu biliyorum. <laughs> P 1'in de 16 olduğunu biliyorum. 0'dan 16'yı çıkardım. 2'ye böldüm. Yani eksi 8 bölü 2 bana cevabı verir. Cevap da mis gibi eksi 4'tür. Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Eksi 16 bölü 2'den cevap da mis gibi. Az önce mis gibi değilmiş demek ki. Cevap da mis gibi eksi 8'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Evet devam ediyorum 18'de. Bu arada 18'e geçmeden önce bu tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı formülü ya. Şu da çift dereceli onu da söyleyelim bari. P1 artı P-1 bölü 2 de çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını verir tabii ki. Şimdi A ve B gerçel sayı olmak üzere Px eşittir x küp eksi falan filan verilmiş kuralı. Ve bu polinom x kare artı x ile tam bölünebiliyor. Şimdi x kare artı x ile bölünüyor demek aslına bakarsan x parantezinde x artı 1 ile bölünüyor demek. Yani diyor ki ben px polinomunu Kalkıp da diyor x çarpı x artı 1'e bölersem diyor Kalanım sıfır olur diyor tam bölünüyor demek Kalanım sıfır oluyor demek Olması demek ha, Ne kadar demek dedim Değil mi? Peki Şimdi burada şöyle bir düşünelim Normal sayı gibi düşünelim Mesela ben 24'ün 12'ye tam bölündüğünü biliyorum Değil mi? Peki ben bu 24'ü aslında 12'ye bölerek 3 çarpı 4'e bölmedim mi? Böldüm Bu da demek oluyor ki bu 24 sayısı ayrı ayrı 3'e de bölünür. 4'e de tam bölünür. He. Şimdi aynı şeyi şurası için düşünelim. Px polinomu o zaman ayrı ayrı x'e de bölünür. x artı 1'e de bölünür. Şimdi Px polinomu x'e bölündüğünde kalan 0 oluyormuş. Ve Px polinomu aynı zamanda x artı 1'e bölündüğü zaman kalan yine 0 oluyormuş. Peki Px'in x'e bölünmesi demek ne demek? Buranın kökü 0 olduğu için 0'ı götürdüm yerine yazdım. P0 kalana eşit olur demek. Yani P0 0'mış. Aynı zamanda şuranın kökü eksi 1 olduğu için eksi 1'i götürdüm yerine yazdım. P eksi 1'in de 0 olması demek. Pekala P0 0'sa diye başlayalım. P0 0'sa P0 eşittir 0'ın küpü 0. 0'la neyi çarparsam çarpayım 0. 0'la 2A'yı çarptım 0 ve eksi b artı 1 eşittir 0 olacakmış. Yani şuralar zaten 0. b o zaman kaç olur? 1'in ta kendisi. Şimdi ben b'yi 1 buldum. Güzel yazalım. b eşittir 1. Bir de p eksi 1'in 0 olduğunu kullanalım. p eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Dolayısıyla eksi içeri dağıttım. Eksi a eksi 5 yaptı burası. Bir de eksi 1 ile 2a'yı çarptım. Eksi 2a geldi. Peki Şurası zaten neydi? Zaten sıfırdı hocam. E çok güzel. Demek ki sevgili arkadaşım burası artık bizim için sıfıra eşit. Eksi 2 a ile ben eksi a'yı toplarsam eksi 3 a yapar. Ve eksi 5 ile eksi 1'i toplarsam eksi 6 yapar. Bu da neye eşitmiş? Sıfıra. Yani eksi 3 a eşittir 6. Ve buradan a'nın eksi 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Artık burası da eksi 1 oldu mu? Eksi 2 özür dilerim. Peki ne oldu? Eksi 2 artı 1 daha eksi 1 oldu. X eksi 1'le bölümünden kalan soruluyor. E, kalan soruluyorsa ben bunu ne yapıyordum? Kökünü buluyordum. X eşittir 1. X eşittir 1'i de götürüp şurada bize sorduğu yerde yazıyordum. P1 soruluyor hocam bize. Hmm. Şimdi bak ben A'yı B'yi bildiğim için PX polinomu artık böyle gün gibi ortaya çıktı. Şunları siliyorum. Bak PX polinomumuzun taslak hali buydu. Zaten B 1 e, olduğu için şurası zaten 0'dı. E, Px polinomu da x küp yazıyorum bak x küp. A'yı kaç buldum ben? Eksi 2. Eksi 2 5 daha 3 yapar. E, başında da eksi var hocam. Eksi 3 x kare oldu burası o zaman. Ekstradan A kaçtı? Eksi 2 idi. 2 kere eksi 2. Eksi 4 olduğu için eksi 4 x yazdım buraya. Benden ne isteniyor demiştim? P1. Madem öyle sadece artık x gördüğümüz yere 1 bir yazalım. 1'in küpü 1. Eksi 3. Eksi 4 yapar bu da bize eksi 6'nın ta kendisini verir. O halde doğru cevap da C şıkkıdır deriz sevgili gençler. 18'de çözdük ve bu sayfayı da bitirmiş olduk. Bu sayfadaki tüm soruları işaretliyorsunuz. Yani ayrı gayrı yok. Bu gidişle zaten bütün 40 soruda polinomlar kısmının tamamını işaretlettireceğim ama bu soruyu mutlaka işaretleyin. Çok ama çok önemli bir soru bizim için. Evet diğer sayfadayız. 19. sorumuzdayız. Bakalım 19. soruda neler diyor bize. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Px eşittir A denkleminin çözüm kümesi 1 elemanlı ve Px eşittir A artı 64'ün kökleri de B ve eksi B'dir denilmiş. Px polinomunun x eksi b ile bölümünden kalan. Şimdi burada x eksi b ile bölümünden kalan diyorsa buranın kökü x eşittir b'dir. Ve sen bu b'yi götürüp şurada yerine yazdığın takdirde pb'nin 76 olduğu bilgisi verilmiş. a kere b kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi a ile b'nin pozitif olduğunu biliyoruz biz. En başta bu var. Ve gençler ikinci dereceden baş kat da 1 olan bir px polinomumuz var. Şimdi demek ki benim polinomum px eşittir x kare diye başlıyor ama devamını bilmiyorum. Şimdi px eşittir a denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıymış. Yani bu ne demek? Ben px'i yani şurada yazan bla bla her neyse eşittir a'ya eşit dediğim takdirde benim çözüm kümem bir elemanlı oluyorsa demek ki bu tam kare bir denklem haline dönüşüyor. Bak tam kare. Neden? Çünkü çözüm kümesi bir elemanlı. Normalde ikinci dereceden bir denklemin maksimum iki tane kökü olur. Bir elemanlıysa demek ki ifade tam karedir. O halde sevgili arkadaşlar ben bu px'i a'ya eşitleteyim takdirde bu a'yı da bu tarafa gönderirsem ifade tam kare hale dönüşüyormuş. Bu bir. İkinci olarak px eşittir a artı 64 dersek bu sefer de b ve eksi b gibi bizim iki tane simetrik kökümüz oluyor. Hmm, şimdi simetrik kök olduğu takdirde ben şunu biliyorum. Mesela x kare eksi 4 eşittir 0 x kare eksi 16 eşittir 0. x kare eksi 49 eşittir 0. Bunların hepsinin de simetrik kökleri vardır. Bunun kökleri eksi 2 ve artı 2'dir. Bunun kökleri eksi 4 ve artı 4'tür. Bunun kökleri eksi 7 ve artı 7'dir. Simetrik kökse ifade bu şekildedir. Bu ifadelerin her birinin ortak özelliği x diye bir teriminin olmamasıdır. E şimdi o zaman şöyle düşünelim. Şunları şöyle kenara çekelim. İhtiyacın olur. Not alırsan sevinirim açıkçası. Yani iyi olur not alırsan. Şunlar şöyle dursun. Bak. Ben Px polinomumu yani x kare artı bla bla. Ben bunu a artı 64'e eşitleyip a artı 64'ü şu tarafa attığım takdirde ki bunun içinde x'li bir eleman yok a artı 64'ün içerisinde. Sol tarafa gönderince demek ki bu ifade aynı şurada verilen ifadeler gibi oluyor ve kökleri de b ve eksi b oluyor. Şimdi demek ki bizim Px'imizin içerisinde hali hazırda zaten ne yokmuş sevgili arkadaşlar? Ne yokmuş? X'li bir terim yokmuş. Şimdi x'li bir terim olmayan bir şey düşünelim. X kare artı C. Yani bu polinomum olsun benim. Px eşittir bu. Ben bunu A'ya eşit deyince bu ifadenin ne olması gerekiyordu? Tam kare. E şimdi ben bu A'yı bu tarafa gönderdim. X kare artı C eksi A eşittir 0. Bu ifade nasıl tam kare olur? x'i yok bir şey yok yani mesela x kare eksi 4 x artı 4 olaydı eğer tam kare olurdu ama x'i yok x'i yoksa tam kare olması için tek şart x kare olması demek ki sevgili arkadaşlarım benim buradaki c eksi a dediğim değer 0 yani a c'ye eşit o halde px polinomum aslına bakarsan x kare artı a biçiminde olacakmış çok güzel çok güzel ben bunu tutup şimdi a artı 64'e eşitlersem yani şurada verilen gibi a'lar gider x kare eşittir 64 olur. Böylelikle x eşittir eksi 8 ve x eşittir artı 8 gelir. Yani benim köklerim hani eksi b'yi artı b'ydi ya işte b'nin 8 olması gerektiğini elde ettik. Çok güzel b neymiş 8 e burası da eksi 8 o zaman. E tamam buraya kadar her şey normal. Bunun çözüm kümesi de bir elemanlıydı. Onun çözümünün de sıfır olması gerektiğini anladık bu arada. Geriye ne kaldı hocam? Geriye sadece şurada verilen bilgi kaldı. Kullanmadığımız. pb eşittir 76. Şimdi benim px polinomum x kare artı a değil miydi? Evet. E b kaçtı? Hocam 8. O zaman p8 76 ymiş. 8'in karesi 64 artı a eşittir 76 ise demek ki a dediğimiz sayı burada 12'nin ta kendisi. A12 b de 8'miş e bunların çarpımı sorulmuş hocam artık 96 çarpma işlemini de yaparız değil mi? Doğru cevabımız D şıkkıydı. Gençler mutlak suretle işaretleyin en baba işareti koyun bu bölümde polinomlar bölümde en baba işareti 19. soruya koyun çünkü 19. soru karşınıza ayete sınavında çıkarsa çok ama çok üzülürüz eğer bilmiyorsak çözümünü. Dolayısıyla sevgili gençler 19. soru bizim için çok değerli. Siz mevzuyu anladınız bence. Evet 20. sorumuza doğru geçelim. Px bir polinom. Eyvallah. Px de x'in toplamının x-3 ile bölümünden kalan 6'ymış. x-3 ile bölümünden kalan diyorsa x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Nerede? Hem bunda hem de bunda. Yani P3 ile gençler P eksi 3'ün toplamı eşittir kalana yani 6'ya. Px artı 1'den Px, P eksi x eksi 1'in farkında x gördüğümüz yere 2 yazarak sevgili gençler kalanı yani 12'yi bulabiliriz. Böylelikle 2'yi yazarsam P3 eksi P eksi 3 gelir bak 2'yi yazdığım yerine. Bu da kaç geliyormuş? 12. Px artı 2 polinomunun kat sayılar toplamı yani x gördüğün yere 1 yazıyor. Nerede? İşte burada. Yazarsam ne gelir? P3. P3 soruluyor bana. E, P3'ü bulmak için artık çok basit. Şu ikisini toplarsam cart cart. Gitti mi? Gitti. P3 P3 daha kaç yapar? 2 tane P3 yapar hocam. Peki 6-12 daha kaç yapar? Hocam o da 18 yapar. 2 tane P3 18 ise P3 9'un ta kendisidir. Yani cevap C şıkkıdır deriz. 20. soruyu da çözdük mü? Çözdük. Devam ediyorum 21 ile. Az önce aldırdığım notu siliyorum maalesef. Ama siz zaten not aldınız değil mi? M birden farklı bir gerçel sayı olmak üzere Px polinomu verilmiş. Bu polinomun x eksi m ile bölümünden kalan sıfırdır deniliyor. Yani aslına bakarsan şu deniliyor bize. x eksi m'nin kökü nedir? x eşittir m'dir. Bu x eşittir m'yi götürüp şurada yerine yazarsam pm'den bahsediyor. Kalan sıfırsa demek ki pm sıfırın ta kendisi sevgili arkadaşlar. Bu cepte. Şimdi 1'den farklı demiş ama bu bir de beni şüphelendiriyor açıkçası. P1'i bir kontrol etmek istiyorum. P1 eşittir yerine yazarsam 1 5 3 1. Ne geliyor? 0. Ha. Şimdi demek ki benim 1 diye bir köküm varmış bu polinomun. Sıfırlarından birisi 1. Peki sıfırlarından birisi 1 ise demek ki x 1 diye bir çarpanımız var mı bizim? Var. Madem x 1 diye bir çarpanımız var, benim bu polinomum x küp eksi 5x kare artı 3x artı 1 dediğim polinom gider abi tamam mı? x eksi 1'e tam bölünür. Neden? Çünkü benim öyle bir çarpanım var. Tam bölünecek kalan sıfır olacak. Şimdi x küp var x var x kare ile çarpayım ki x küp gelsin. Böylelikle x küp eksi x kare gelir. Ben bundan bunu çıkaracak olursam şunlar gider. Eksi 5x kare eksi eksi x kareden artı x kare yapar. Eksi 4x kare kalır. Yukarıdakileri de aşağı çekerim bir güzel. Şu şekilde. Sonra ben bunu eksi 4x ile çarparım. Sebep? Çünkü eksi 4x kareyi elde etmek istiyorum. Burada x var çarpılırsa eksi 4x kare gelir. Madem öyle çarpıyorum. Eksi 4x de bunu. Eksi 4x kare artı 4x geldi. Bir daha çıkaracağım. Şunlar gitti. Bundan bunu çıkarırsam eksi x ve artı 1 gelir. Aşağı indirdim biri. Ve eksi 1 ile çarparsam da eksi x artı 1 olduğunu görürüm. Çıkardım 0. Çok güzel. Şimdi benim bu polinomum x eksi 1 ile x kare eksi 4x eksi 1'in çarpımıymış. Ve x eksi m çarpanı şunun çarpanlarından birisiymiş ve diyor ki bana m 1'den farklı. Şimdi m 1 olsaydı eğer direkt diyecekti ki aha buymuş o x eksi 1. Ama farklıysa demek ki x eksi m şuraya tam bölünüyor. Yani burası x eksi m'ye tam bölünüyor. Yani ben x gördüğüm yere m yazarsam şu kısımda sonuç 0 olacak. Hadi yazalım. m kare eksi 4 m eksi 1 eşittir 0 oldu. Şimdi benden istenen M eksi 1 bölü M idi. Ben bu ifadeyi M ile M'yi çarptım. M kare. 1 çıkardım ve M'ye böldüm. Yani benden istenen şey şuymuş arkadaşlar. M kare eksi 1 bölü M'ymiş. Bu kaçtır diye soruluyor. Çok güzel. M'yi bulmama gerek yok. Şunu yapacağım. M kare eksi 1 burada var mı? Var. Bak burada da o soruluyor ya. Eksi 4 M'yi karşıya atarsam ben M kare eksi 1 eşittir 4 M olur. 4 m'yi de alıp şunu gördüğüm yere yani m kare eksi 1 gördüğüm yere yazarsam 4 m'yi m'ye böldüm ve cevabın 4 olması gerektiğini kral bir şekilde buldum. Doğru cevap b şıkkıydı. Ve devam 22. soru. İkinci dereceden gerçel katsayılı px polinomunun baş katsayısı 1'dir demiş. px polinomunun x artı 2 ve x ile bölümünden kalanlar da birbirine eşitmiş. Şimdi Px polinomunu ben x artı 2'ye bölüp kalanını bulmak istiyorsam x gördüğüm yere eksi 2. x'e bölüp kalanını bulmak istiyorsam x gördüğüm yere 0 yazmak zorundayım. Böylelikle p eksi 2'nin p 0'a eşit olması gerektiğini anladık. Ve bu neydi? İkinci derecedendi. Pekala. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan px polinomunun sabit teriminin 2 katı değil. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden kalan için x gördüğüm yere 2 yazmam lazım şurada. Yani p2 neye eşitmiş? Px polinomunun sabit terimi yani P0'ın 2 katıymış. Yani 2, 2 çarpı P0 diyebilirim ben buna. Bu da cepte. Px polinomunun kat sayılar toplamı yani P1 sorulmuş bize gençler. Şimdi bu kısımda P-2'nin P0'a eşit olduğu bilgisini kullanacağız. Bu 1. İkinci olarak sevgili arkadaşlar P2'nin de 2 tane P0 olduğu bilgisini kullanacağız ve son olarak P1'i ortaya çıkaracağız. Baş kat sayısı 1 olduğuna göre ben Px polinomunu kalkıp x kare ikinci dereceden olduğunu da biliyordum. x kare olarak seçerim. Artı ax artı b diyebilirim. Şimdi bu kısımda P-2 P0'a eşitti. P0 nedir arkadaşlar? P0 B'nin ta kendisidir. P-2 nedir peki? P-2 de yerine yazarsak 4-2A artı B'dir. Ve bu B'ye eşitmiş. B'ler gider burada 0 kalır. 4-2A eğer 0'sa A burada kaçtır? 2'dir. A'yı bulduk. 2'ymiş. Daha sonrasında ben neyi biliyorum? P0'ın P0, ın, P0 ın B olduğunu biliyorum. Bir de P2'yi bulurum. P2 dediğimiz şey şurada yerine yazılırsa 4 artı A'yı kaç bulmuştum? 2. 2 kere 2 yine 4 yapar. Artı B. İşte bu sevgili arkadaşlar bunun iki katına eşitmiş. B'yi attım karşıya 8 eşittir ne geldi B bak B'yi de buldum A'yı da buldum o zaman Px artık meydana çıktı mı x kare artı 2x artı 8 çok güzel benden ne isteniyor P1 o zaman yerine yazacaksın P1 eşittir 1 artı 2 artı 8 o halde cevap 11'in ta kendisidir yani cevap E şıkkıymış arkadaşlar. 22. sorumuzu da çözdük. Bu sayfaya uzaktan bakacak olursak 19. sayfaya kesinlikle ama kesinlikle bir işaret koymanı gerektiğini söylemiştim. Buradaki tüm sorular AYT'de karşına çıkmaya aday sorulardır. Aklında bulunsun. Devam ediyorum. Bir diğer sayfam yani 68. sayfada 23. sorumla şöyle sol üst tarafta. Birazcık uzaklaşalım evet. Katsayılar toplamı pozitif olan Px, Qx ve Rx polinomlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Px çarpı Qx çarpı Rx polinomunun katsayılar toplamı Px polinomunun katsayılar toplamının 18 katıdır. Şimdi bir tanesi 2x ise öteki 3x ise öteki de 5x ise örnek veriyorum. Bunun katsayılar toplamı diyelim. Bunun katsayılar toplamı nedir ki Bununki kaç? 3. Bununki kaç? 5. Şimdi... Şunun çarpımı nedir? Katsayılar toplamının e, çarpımı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'dur. Peki bu 30 şunun kaç katıdır? Bunun katsayılar toplamının tabii ki burada kalanlar kadar. Yani 15 katıdır. O halde ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim artık şurayı silip. Derim ki kardeşim madem şunların çarpımının katsayılar toplamı yani P1 çarpı Q1 çarpı R1 Px polinomunun yani P1'in katsayılar toplamı oluyor biliyorsun P'nin. P1'in 18 katına eşitse her iki taraftaki P1'leri götürürsem Q1 ile R1'in çarpımının ben 18 olması gerektiğini rahatlıkla söylerim. Qx polinomunun katsayılar toplamı Rx polinomunun katsayılar toplamının ...iki katıdır. Yani diyor ki Q1 R1'in iki katı. Eğer ki ben buna A dersem bu 2A olacak. Ve bunların çarpımı 18'miş. Madem öyle 2 çarpı A kare eşittir 18 ise a'nın karesi 9'dur ve a da buradan bize kaçı verir? 3'ün ta kendisini verir. Pekala. Buradaki e, Q1'in 6 olduğunu, R1'in 3 olduğunu bulduk. RX polinomunun x 1 ile bölümünden kalan yani ne demek bu? R1 demek. Neden? Çünkü buranın kökü 1'dir. Bunu aldım, götürdüm, yerine yazdım. R1 m'ye eşittir diyor. E ben bu m'nin zaten az önce a olduğunu söylemiştim. A'yı da 3 buldum. Demek ki m 3'müş arkadaşlar. Qx artı 1 polinomunun sabit teriminde nedir demiş. E, sabit terim sorulunca x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Götürdüm yazdım yerine 0 artı 1 1 geldi. Q1. Q1 de neye eşitmiş? E, ben zaten Q1'in 6 olması gerektiğini bulmuştum. Demek ki bu da 6. Diyor ki şimdi m'den neyi çıkar? E, 3'den 6'yı çıkar demiş. Doğru cevap c şık olacaktı sevgili gençler. Görüyorsunuz böyle cart diye çıkı veriyorsunuz. Tamam siz de böyle rahat olun çıkar. Merak etmeyin güvenin bana. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomunun sıfırları eksi 2 ve 1'dir. Şimdi sıfırları demek kökleri demek. Eksi 2 diye bir kökümüz varsa x artı 2 diye bir çarpanımız vardır. 1 diye bir kökümüz varsa x eksi 1 diye bir kök, e, çarpanımız vardır. Baş katsayısı 1'miş çok güzel şanslıyız. Ama 3. dereceden de diğer kökü bilmiyoruz. Dolayısıyla buna da x eksi a diyelim. Px eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan diyorsa x gördüğümüz yere 1 yazarız. Nerede? Burada. 1'den 1 çıktı 0. Yani p0 sevgili arkadaşlar. Kalan 2'ymiş. p0 2 ise bak ben buna px demiştim. Madem p0 2 p0'ı bulalım. 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi a. Bu kaça eşitmiş? 2'ye. Yani çarparsak 2a gelir. 2a eşittir. 2 ise a kaçtır burada? 1'dir. A1 ise sevgili arkadaşlarım artık buradan a'yı silerim. Ve dedim ki burası 1 ise bu da x eksi 1'miş. Ve diyor ki bana Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Yani burada x gördüğün yere 2 yaz diyor. Yani P2 soruluyor bize. P2 soruluyorsa artık şurada x gördüğümüz yere 2 yazma zamanı. P2 eşittir 2 artı 2 4. 2'den 1 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Çarparsak 4 gelir. Demek ki doğru cevabımız da B şıkkının ta kendisi. Evet 24'ü de çözdük. Sol sütunda soru kalmadı. Sağ sütundayız. 25. soru artık 16 sorumuz kaldı geriye. Başka sayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Kat oluşturduğu A kümesinin elemanları tam sayı ve SA3'tür. Şimdi bizim Px polinomumuz baş kat sayısı 1'miş zaten. X kare ile başlıyoruz. Artı AX artı B dedik. Şimdi şuranın katsayısı sayısı 1, buranınki A, buranınki B. Ve diyor ki bu kat sayıların oluşturduğu küme 3 elemanlıdır. Yani bu da demek oluyor ki A, B'den. Bu da 1'den farklı. Hepsi birbirinden farklı demek oluyor ki 3 tane eleman çıksın o kümenin içerisinde. Sıfırların oluşturduğu kümede B olmak üzere S, A kesişim B'de 2'dir demiş. Yani diyor ki benim bu de, e, polinomumun sıfırları yani kökleri 1, A ve B'den 2 tanesidir diyor. 2 tanesidir. Peki ve bu polinomun x 1 ile bölümünden kalan da 18'dir diyor. Yani ben burada x gördüğüm yere 1 yazarsam şu kısımda p3 diyor. p3 18'dir diyor. Bizden istenen de x 4 ile bölümünden kalan yani p4 kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler benim köklerimden bir tanesi 1 olabilir. Bir de P3'ün 18 olduğunu biliyoruz. Madem P3 18 önce şunu bir yazalım. P3 eşittir. Yerine yazarsak 9 artı 3A artı B gelir değil mi? Bu da 18'miş. Şurada yerine yazdım. Peki 9'u karşıya atarsam 3A artı B'nin 9 olması gerekir deriz. Bu kesin net bilgi. Ama köklerden hani ikisi 1A ve B'den ikisi olacak ya. Varsayalım 1 olsun diyelim. Bu bir varsayım. Şimdi P1'e bakalım. P1 eşittir ne olur? 1 artı A artı B olur. 1 madem. Yani nerede yazdım? Şurada yazdım ben bunu. Bir madem bunun kökü bu sıfıra eşit olur ve böylelikle a artı b'nin de eksi 1 olması gerektiğini anlarız. Şimdi 3 a artı b bak hala varsayım üzerine ilerliyorum. 9 sa ve a artı b eksi 1 ise ben üsttekinden alttakini bir güzel çıkarırsam 2 a eşittir 10 olur. a eşittir buradan 5 gelir. a 5 ise b dediğimizde eksi 6'dır. Yani benim polinomum x kare artı 5x eksi 6 olur. Şimdi bunun kökleri ne? x'e x burayı da artı 6'ya eksi 1 diye açarsam köklerimiz x eşittir 1 ve x eşittir eksi 6. Peki bu kök 1 zaten bunun baş kat sayısı mıydı? Evet. Bu eksi 6 kök olan eksi 6 bak burada olan bir kat sayı mı? Evet. Kat sayılardan ikisi bizim köklerimizdi o da 1 ve eksi 6. Çok güzel o halde sevgili arkadaşlarım. Benim polinomum artık kesinlikle ama kesinlikle bu ve ben burada P4'ü merak ediyorsam X gördüğüm yere 4'ü yazarım. 16 artı 5 kere 4 20 yapar. Eksi bir de 6 demiş. 36'dan 6 çıkarsa doğru cevap C şıkkındaki 30'un ta kendisi olacaktır. 25'i de çözdüm geçtim 26'ya. İkinci dereceden Px polinomunun sabit terimi ve katsayıları toplamı 0'dır. Şimdi şöyle sabit terimi yani P0 0'mış. P1 de o zaman 0'mış tamam çok güzel. Sabit terimi ve katsayıları toplamı sıfırsa o halde ben dedim ki sıfır diye bir kökü var. Evet. Bir diye de bir kökü var. E sıfır ve bir diye kökleri varsa x diye bir çarpanı vardır. x eksi bir diye de bir çarpanı vardır. İkinci derecedendi. E i̇kinci dereceden ama baş katsayı bilmediğim için buna çarpı a demek zorundayım. İşte px polinomum bu şekilde kabataslak ortaya çıktı. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 4 demiş. Yani diyor ki x gördüğün yere şurada diyor 2 yaz diyor. E yazalım. A çarpı 2 çarpı 1. Bu da kaçmış? 4 miymiş? Yani 2A eşittir 4 miymiş? O zaman A2 olmaz mı? O halde ben PX polinomunu da ortaya çıkardım. A2'ydi. 2 i̇ki çarpı x çarpı x eksi 1 olur benim PX polinomum. X art PX artı 4 polinomunun sabit terimi soruluyor. Yani x gördüğün yere 0 yaz diyor. Nerede? Burada. E yazdım. P4 soruluyor. Madem öyle rahatlıkla bulalım artık. 2 çarpı 4 dört çarpı. 4'ten 1 çıktı. 3. Bu da bana 24'ü verir. O halde doğru cevap. E şıkkıdır diyebiliriz. Evet bu sayfada bitti. Bu sayfada işaret soru var. İşaretlemediklerimi söylemek daha kolay olur ama biz yine de işaretleyelim. Bak 23'ü kesinlikle işaretliyorsun bu cepte. 25'i kesinlikle işaretliyorsun. Ve 24'ü kesinlikle işaretliyorsun. 26'yı işaretlemene gerek yok. O bir konu kavrama sorusudur gençler. Devam ediyorum. Kaçıncı sayfa? 69. sayfada 27. sorumla. Px ve Qx polinomları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor demiş bize. Sabit terimi sıfırdan farklı olan birinci dereceden Px polinomunun sıfırı P0'dır demiş. Şimdi sabit terimi sıfırdan farklı yani sabit terimi zaten P0 demek ki bu sıfırdan farklıymış gençler. Tamam. Pekala bir sıfırı da neymiş P0'mış o zaman benim P0 diye bir köküm var. Bu cepte. Sabit terimi Px polinomunun sabit terimine eşit olan ikinci dereceden ve de baş katsayısı 1 olan Qx polinomunun sıfırlarından birisi de Q0'dır dedim. Şimdi P0 dedim. Ya Px diyelim önce. Px. Baş katsayısını bilmiyoruz bak. Tamam mı? Dolayısıyla ben buna Ax kare artı Bx artı C diyeceğim. Burada P0 dediğimiz şey ne? C. O zaman benim bu polinomumun kökü de C'dir derim. Şimdi sabit terimi Px polinomunun sabit terimine eşitmiş. Yani C'ye eşitmiş Qx'in. Ve baş katsayısı da 1'miş. Ve ikinci derecedenmiş aynı zamanda. Ee, pardon çok özür diliyorum. Şurada hatamız var. Hemen düzeltmek istiyorum. Ee, edit yapıp da burayı kesmek istemiyorum. Hatamız şu. Şurayı düzgün okumadık. Birinci dereceden Px polinomu. Dolayısıyla ben bu Px polinomunu Ax artı B biçiminde yazarım. Bunu yazdıktan sonra P0'ım tabii ki B olur. Kusura bakmayın ikinci dereceden olarak algıladım ben onu. Birinci derecedendi. P sıfırda B. O zaman benim B diye de bir köküm var. E kökümüz B ise yerine yazarsam AB artı B'nin ben sıfır olması gerektiğini. Yani B parantezinde A artı 1'in sıfır olması gerektiğini söylerim. E diyor ki sabit terimi sıfırdan farklı. E bunun sabit terimi B idi. B sıfırdan farklıysa yani şurası sıfırdan farklıysa. O zaman burası sıfırdır bu sıfıra eşit olduğuna göre. Demek ki a kaçmış? Eksi 1. Yani benim px polinomum aslında kaba ortaya çıktı. Eksi x artı b'ymiş gençler. Şimdi bu cepte dursun. Bu cepte. Şimdi qx ile alakalı olan kısma geçelim. qx'in sabit terimi px'in sabit terimine eşitmiş. İkinci dereceden ve baş kat sayısı 1'miş. O zaman ben qx polinomunu baş kat sayısı 1 olduğu için x kare yazarım. Artı şu kısma cx diyelim ve sabit terimi eşit olduğuna göre burada B diyelim. Tamam. Ve diyor ki QX polinomunun sıfırlarından birisi de Q sıfırdır diyor. Yani diyor ki B'yi burada da yerine yazarsan sen yine sıfır alırsın diyor. Pekala. QX polinomunun PX bölümünden kalan P2'dir diyor. Şimdi QX polinomunu ben PX'e böleceğim ya. PX dediğim şey ne? Şu. Ben bunun kökünü bulurum. Ki buranın kökü B'dir. Demek ki B'yi Q'da yerine yazınca yani QB, QB eşittir. Ne oluyormuş? P2 oluyormuş. P2 nedir arkadaşım? B-2'dir. Bak. P2-2 artı B'den B-2'dir. Peki ben az önce şey demedim mi? Bunun sıfırlarından birisi Q0 değil miydi? Q0'da B idi. Demek ki B'yi yerine yazınca sıfır çıkıyor. Yani QB sıfır. QB, e QB'yi B-2 dedik. Yani bu sıfırsa B demek ki 2. E çok güzel. Şimdi ay B'yi biliyoruz ya artık. ay B'yi bildiğimiz için olay aslında basite dönüyor. QX polinomunun katsayılar toplamının 0 olduğunu söylemiş. Öncelikle onu da yazalım. X kare artı CX artı B'yi 2 bulmuştum. Buranın katsayısı 1. Buranın katsayısı 2 topladım 3. E katsayılar toplamı 0 olduğuna göre demek ki C eksi 3 olacak. Yani ben QX polinomumu da ortaya çıkardım. X kare eksi 3X artı 2. PX polinomunda B2 olduğu için aslında eksi X artı 2'ymiş bizim PX'imizde. Şimdi o zaman yerlerini yazacağız. Q3 demiş. Q3 için şuradan yararlanacağım. 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere 3 9. Artı 2'den 9'lar gitti. 2. Bak burası 2'ymiş. Bir de P1 için ondan da şuradan yardım isteyeceğim. Eksi 1 artı 2'den 1 gelir. Demek ki burası da 1'miş. 2 ile 1'in toplamı bize 3'ü verir. Cevap da E şıkkı olur gençler. Böylelikle 27'yi de çözdüm. Ve artık 28. sorumuza bakacağız arkadaşlarım. Evet. Ne demiş? Baş kat sayısı 1 olan... Üçüncü dereceden Px polinomunun grafiğinin eksenleri kestiği bazı noktalarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. M pozitif ve Px polinomunun tüm sıfırları tam sayı olduğuna göre Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan. Yani ne diyor? Şurayı sıfıra eşitlersem ne olur? x eşittir 2 olur. Bunu da götürüp yerine yazarsam bizden P2 isteniyor diyebilirim. Peki eksi 4te x eksenini kestiğine göre bizim px polinomumuzun kesinlikle x artı 4 diye bir çarpanı var ki x 4 diye kökü olsun. M'de kesmiş demek ki x eksi m diye bir çarpanımız var. Üçüncü derecedendi o zaman diğer köküne de biz diğer çarpanına da x, -X a diyelim. Ve ben sıfır yerine yazınca eksi 28'den geçtiğimi de biliyorum artık bunun. Bu da cepte. Bizden istenen de sevgili gençler neymiş? P2. Şimdi ben sıfırı bir yerine yazayım. P0 eşittir. 4 çarpı 0 eksi m'den eksi m gelir. 0 eksi a'dan eksi a gelir. Ben bunları çarparsam 4 çarpı m çarpı a gelecektir. Ve bu da eksi 28'miş. Şimdi 4'e böldüm 4'e böldüm. Ne geldi m çarpı a? Eksi 7 geldi. Doğru mu? Peki 7 eksisini düşünme. 7 nasıl bir sayı? Asal. Asal sayılar sayılar çarpanları nedir? 1 ve kendisi. Şimdi ben burada M'nin bak şurada bize nerede söylemişti onu? Nerede söylemişti? M pozitif demişti değil mi? Şimdi M pozitifse ve sevgili arkadaşlarım burada benim 7'min çarpanları 1 ve 7 ise demek ki bu 1 ya da 7 olacak. Bu 1 iken bu eksi 7. Bu 7 iken bu eksi 1 olur. O zaman benim 2 tane Px polinomum ortaya çıkar. 1 x artı 4 çarpı bak M 1 iken burası x eksi 1 olur. A eksi 7 oluyordu. Demek ki burası x artı 7 olur. Veyahut Px polinomu benim. M7 iken şurası x artı 4'tü zaten. x eksi 7 olur. A eksi 1 iken de burası x artı 1 olur. Şimdi bizden istenen neydi? P2 hocam. Peki P2 için şurada yerine yazarsam 2'yi. 2 artı 4'ten 6 çarpı. 2 eksi 1'den 1 çarpı. 2 artı 7'den 9. 6 kere 9 bize 54'ü verir bu cepte. Bir de şurada yerine yazarsam 2 artı 4'ten 6, 2'den 7'yi çıkarttım eksi 5 ve 2'ye 1 ekledim 3. Buranın da çarpımı bize 3 kere 6, 18, 18 kere eksi 5, eksi 90'ı verir. Şimdi birisi 54, birisi eksi 90 geldi. Eşiklerde eksi 90 olduğu için eksi 90'ı tabii ki işaretleyebilirsin ama neden 2 tane geldi ve neden burası bu şekilde 54 oldu? Yani şıklarda 54 olsaydı ne yapacaktık? Ne altı Şimdi o zaman şöyle. Yukarı doğru bir bakalım. Bizim bu polinomumuz sevgili arkadaşlarım 3. derecedendi ve baş kat sayısı 1'di. Doğru mu? Doğru. Zaten baş kat sayısı 1 seçtik ve 3. dereceden olsun diye de x8'i a'ya eklemiştik buraya. Ve burada x4 diye bir kökümüzün olduğunu ve m diye de bir kökümüzün olduğunu biliyoruz değil mi? O halde burada şekli kullanacağız. Bak şurası x4. Şimdi ben m'yi 1 olarak kabul edersem şu şekilde. Bu buradan nasıl geçmiş? Şöyle geçmiş değil mi? Tüm kökler tam sayı mıydı? Evet. Tüm kökler tam sayıydı. Şimdi buradan böyle geçmesi lazım ki şuradan şöyle kıvrılsın ve buradan da böyle geçsin. Bak. Bak. Şurası. Bak M. M'yi 1 olarak kabul edersem o da böyle geçecek. Yani benim. Yani benim. Bu Y eksenini bu tarafta kesmem gerekiyor ve bu şekilde kesmem gerekiyor. Zaten bu buna uygun. Peki diğer türlü. Yani M 7 olmuş olsaydı. Yani şurası eksi dörtken. Şurası 7. A'yı kaç buluyorduk o zaman biz? A'yı. Ee, M7 iken A'yı eksi 1 buluyorduk. Eksi 1 diye bir kökümüzün olması gerekiyor. Bak şöyle döndük. Böyle döndük. Ve demek ki burayı da böyle geçeceğiz. E bu da oluyor. Ama şuradakine bakmadık biz. Bak. Buranın böyle kıvrılabilmesi lazım ya şuradan geçmesi için. Ben M'yi 1 kabul ederek. M'yi 1 kabul ederek. A'yı eksi 7 bulmadım mı? E bulduk hocam. A eksi 7 ise benim diğer kökümün tabu tarafta olması lazım. Yani şu hikaye çortladı. Yani m'nin 1 olma durumu cortluyor arkadaşlar. O zaman kesinlikle ama kesinlikle ikinci yazdığım polinomdan gelecek ve cevabı eksi 90 olacak diyebilirim gönül rahatlığıyla. Evet 28'de çözdük mü çözdük. Geçtik mi 29'a? Hocam geçtik o zaman çözerim. Ahmet baş eksi 1 olan px polinomunun grafiğini aşağıdaki gibi çizdikten sonra bir kısmı silgiyle kapatıp aşağıdaki görseldeki fotoğrafı çekip arkadaşı Ece'ye gönderiyor. Psikopat niye silgiyle kapatıyorsun ki? Ece grafiğin görünmeyen kısmını tahmin etmek için Ahmet'ten bir bilgi daha istiyor ve Ahmet Ece'ye Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanın 5 olduğu bilgisini veriyor. Yani şunun köküne 3 o zaman P3 kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Bu bilgiyi de veriyor. Buna göre Px polinomunun sabit terimiyle grafikte silgi altında kalan görünmeyen 3. sıfırının toplamı kaçtır? Demek ki 3. sıfır buradaki zaten belli. Şimdi neyi sormuştu? Sabit terim yani P0 gençler Buradaki kökünün yani sıfırının toplamı soruluyor. Yani artı x3 diyelim. Şimdi benim bir kökümle eksi 2 diğer kökümle 4. Eksi 2 diye köküm varsa x artı 2 diye çarpanım vardır. 4 diye köküm varsa x eksi 4 diye çarpanım vardır. Baş katsayım eksi 1 olduğu için şuraya bir eksi kondurdum. Ve px polinomu kaba taslak şu şekilde ama 3. dereceden dediği için buraya da x eksi a demek zorundayım. Peki P3'ün 5 olduğunu biliyoruz hocam. Hadi yazalım. P3 eşittir. Eksi 3 artı 2 5. 3'ten 4 çıkardım. Eksi 1 ve 3 eksi A. Eşittir kaçmış? 5. Şimdi ben burayı çarpacak olursam. Şuradaki 5 ile buradaki 5'i götürdüm. 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 zaten. Demek ki 3 eksi A kaç yapacak? 1. Demek ki A kaçmış? 2. Yani benim Px polinomum aslında A. Eksi parantezinde x artı 2 çarpı x eksi 4 ve çarpı x 2'yi kaç a'yı kaç buldum ki x eksi 2'ymiş gençler. Şimdi görünmeyen kökümüzün a olduğunu ve bundan kaynaklı bunun da 2 olduğunu biliyoruz. Yani x 3 2'ymiş. Bir de bana p 0 lazım. E bulalım o zaman p 0'ı. Hadi eksi çarpı 0 artı 2 2 çarpı 0'dan 4'ü çıkardım eksi 4 0'dan 2 çıkardım eksi 2. Ne yaptı? Eksi ile eksi artı yaptı. Şurası 8. 8 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 16 geldi. Eksi 16'ya 2 eklersek eksi 14'ü buluruz. Doğru cevabımız değişik olur arkadaşlar Ve 30. sorumuza doğru yollandık. İkinci dereceden Px polinomu için aşağıdakiler bilinmekte. P-3 ile P8'in çarpımı sıfırdan büyüktür deniliyor. Ve P-1 ile P4'ün çarpımı da sıfırdan küçükmüş. Buna göre Px polinomunun grafiği x eksenini aha bunlardan hangilerinde daima keser diye sorulmuş. Şimdi p-3 ile p-8'in çarpımının sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Şöyle grafiğimizi çizdik yine. Şurası eksi 3. Hatta biraz daha geniş çizelim. Şöyle şurası eksi 3 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Eksi 1'imiz de var. Şurası 8 olsun ve şurası da 4 olsun arkadaşlar. Pekala. Şimdi P-3 ile P8'in çarpımı sıfırdan büyükse ya ikisi de şu şekilde pozitif ya da ikisi de şu şekilde negatif olacak. Daha sonrasında P-1 ile P4'ün çarpımı sıfırdan küçükse yani P-1 negatifse P4 pozitif olacak. Bak P-1 negatifse P4 pozitif olacak. O halde şöyle diyebilir miyim? Mesela bu buradan böyle geçmiştir. Şöyle olmuştur. Şöyle olmuştur. Ve bu tarafa doğru gitmiştir diyebilir miyiz? Bak ikinci dereceden de oldu böylelikle. Veyahut P eksi 1 de pozitifken 4 de negatif olacak. Yani buradan böyle geçecek. Sonra şöyle ilerleyecek. Ve ikinci dereceden diye. İkinci dereceden olması için bu buradan geçti. Mecbur artık geçmeye. Şu şuradan geçtikten sonra bir daha mı dönecek? O zaman ikinci dereceden olmaz. Değil mi? Yani bu pozitif bunun negatif olabilmesi için ne gerekiyorsa onu bulacağız. O zaman şöyle olmuş olabilir. Yani diğer kök 8'den sonra olmuş olabilir. Bir ihtimal. Şunu hiç kullanmadık farkındaysan. Yani i̇kisinin de negatif olduğu durumu kullanmadık. Mesela şunlar o zaman bizim için kökse. Bu sefer de şu şekilde bir şey olabilir. Yani şu şekilde geçer. Pekala. Bakalım nerelerden kesinlikle geçecek. Eksi 1 ile 4 aralığında keser diyor. Şimdi şöyle Eksi 1 ile 4 aralığında bak burada da burada da burada da kesiyor. Yani bütün ihtimallerde kesiyor. Doğru. Eksi 3 ile 1 aralığında. Şimdi eksi 3 ile 1 aralığında şununla şu kesti ama bak şuradan geçen kesmedi. Eksi 1 ile 3 ile 1 aralığında. Eksi 3 ile 1. Ha, 1 bu arada şurada bir yerde özür dilerim. Ee, yani şu kısmı ben size silmek istiyorum. Şurayı. Ha, hepsini sildik. Şöyle yapalım en iyisi. Şöyle silersem tam olur. Aynen. Şu turuncu ile çizdiğimiz vardı ya. Şu. Mesela o şöyle geçiyordur. Ve yani aşağı doğru şu şekilde iniyordur. Şöyle. Ve sevgili arkadaşlar bir de şurada olabilir. -3 ile 1 arasında kesmeyebilir. Yani ikinci öncül kesinlik belirtmiyor. Daima doğrudur diye sormuştu. 4 ile 8 arasında gördüğünüz üzere çizdiğimiz şeylerin hiçbirinde de zaten kesmedik. Doğal olarak sevgili arkadaşlarım bunu da Kesinlikle diyemeyiz. O halde kesinlikle doğru daima doğru dediğimiz sadece ama sadece yalnız bir var. Cevapta A şıkkı olur gençler. Bu tarz soruların hepsini çiziyorsunuz. Çizmeden göremezsiniz arkadaşlar. Kafanızda bunları hayal etmeye boştan yere çalışmayın. Bu sayfamızda da yine bütün soruları sevgili arkadaşlarım işaretlemenizde fayda var. Siz soru numaralarını işaretleyin. Sayfayı böyle benim gibi karalamayın. Umarım sizin sayfanızda bu şekilde dolu doludur diyelim. Ve devam edelim. 31. örneğimizde bir sonraki sayfada. Şimdi bu sorumuzda ikinci dereceden Px polinomu her m gerçel sayısı için pm küçük veya eşittir p5 eşitsizliği sağlanmaktadır deniliyor. Şimdi ikinci dereceden bir polinom. Eğer bunu fonksiyon gibi düşünürsek bu bir parabol olacaktı. Ve parabol olduğu için de bütün m değerleri için bu m'lerin görüntüleri 5'in görüntüsünden daha küçük oluyormuş gibi düşünecek olursak yani şöyle bir olay var. Bir parabol. Demek ki 5 için maksimum değerini alıyor. Yani şurası 5 iken apsisi 5 iken burası maksimum noktası oluyor. Yani tepe noktası oluyor ve bütün değerler içinde mesela şurası P5'ten küçüktür. Burası P5'ten küçüktür. Burası P5'ten küçük. Burası P5'ten küçük gibi. Buna göre demiş 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Bunu eğer parabol gibi düşünmezsek sevgili arkadaşlarım yanlışımız çok olabilir. P3 P-1'den daha büyüktür denilmiş. Şimdi öncelikle şunu şöyle çizecek olursak x eksenimiz olsun y eksenimiz olsun tamam mı? 5 şurasıydı. 3 neresidir? 3 şurasıdır. Eksi 1 neresidir? Eksi 1 de burası. Şimdi ben bu parabolün kollarını da şu şekilde aşağı doğru uzatacak olursam. Bak ne olmuş oldu? 3'ün görüntüsü şurası. Eksi 1'in görüntüsü burası. E doğal olarak P3 P eksi 1'den daha büyüktür diyeceğiz. Bu bir cepte. P0 ile P10'un birbirine eşit olduğu söylenmiş. Şimdi aynı zamanda bu x eşittir 5 hapsisli nokta benim simetri eksenim değil mi? E şimdi 0'ın görüntüsü burada ve 0 5'e 5 birim uzaklıkta. E simetrik de bu. 5'in 5 birim ötesinde 10 var. Demek ki 10'un da görüntüsü ne olacak? 0'ın görüntüsüne eşit çıkacak. Yani ikinci öncül de doğru. Px polinomunun x eksi n ile bölümünden kalan p5 ise n'nin tek değeri vardır. Bu ne demek? x ile bölümünden kalan deyince kökü buluyoruz. x eşittir n. Onu şurada yerine yazıyoruz. Yani pn eğer ki p5'e eşitse diyor kalana eşitse bunun tek değeri vardır. E, tek değeri olur. Neden? Çünkü zaten burası tepe noktasıydı. Buna eşit olan parabol üzerinde başka hiçbir noktada bulunmayacak zaten. Bulunmayacağı için de sevgili arkadaşlarım tek bir değer vardır. Yani bu da doğru olduğuna göre doğru cevap E şıkkıdır. Sonuncu Öncül için şunu da söyleyebiliriz. Mesela sıfırın görüntüsü onun görüntüsüne eşitti. Yani bu şekilde iki tane değer elde ediyoruz. Veya iki, e, birin görüntüsü. 9'un görüntüsüne eşittir. Ama 5'in görüntüsü sadece ama sadece yine 5'in görüntüsüne eşit. Bundan kaynaklı 3. öncü de doğru dedik. Doğru cevap eşit olacaktı. Dedik ve devam ediyoruz 32 ile. Birinci dereceden Px ve Qx polinomları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Px ile Qx'in toplamı sabit polinom oluyor. Şimdi bu nasıl olur? Örnek veriyorum. Px Ax artı B iken x de tabii ki sabit olması için toplamları eksi ax artı c gibi bir polinom olmak zorunda ki ben bunları topladığım takdirde şunlar gitsin b artı c gibi bir sabit sayı gelsin. Px ve Qx polinomlarının x eksi 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 6 ve 2'dir. Yani bu ne demek oluyor? X gördüğümüz yere 2 yazarsak P2 6'ymış ve Q2 de sevgili arkadaşlarım neymiş? 2'ymiş. Px'ten Qx çıkınca diyor sabit terimi yani x gördüğün yere 0 yazarsan 0'ı bulursun diyor. Şimdi o halde şunlara bir göz atalım. P2 dediğimiz değer şurada yerine yazarsam 2a artı b'dir ve bu 6'dır. Q2 dediğimiz değer de şurada yerine yazılırsa eksi 2a artı c'dir ve bu da 2'dir. Ayrıyeten sabit terimi sıfırmış ya yani p0 eksi q0 eşittir sıfırmış. Buradan p0'ın Q sıfıra eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan da sevgili arkadaşlarım demek ki bunun P sıfırı B, Q sıfırı da C. E demek ki bunlar birbirine eşitse B, C'ye eşit olacak. B, C'ye eşitse de artık şunu yapabilirim. Ben bunları toplarım. Şununla şu gider. B artı C eşittir 8 olur. C, B'ye eşitse bunu gördüğüm yere B yazarsam 2B eşittir 8 gelir. Ve B buradan 4'ün ta kendisi olur. Şimdi güzel kardeşim bak. B'yi bulduk. E doğal olarak C'yi de bulmuş olduk. O da 4 oldu. Benden PQX polinomunun katsayılar toplamı isteniyor. PQX'i nasıl oluşturabilirim? A'yı da bulursam oluşur. Mesela B burada 4'tü ya. B 4 ise at karşıya 2A eşittir 2 olur. Demek ki A kaçmış 1. Yani aslına bakarsam benim PX polinomum hani AX artı B'ydi ya. X artı 4'müş. QX polinomum da eksi X artı 4'müş. B de C 4'tü sonuçta. Şimdi P'nin içine QX yaz demiş. Yani şurada X gördüğün yere şunun aynısını yaz demiş. Bunu alıp şuraya yapıştırırsak eksi X artı 4 artı 4 gelir. Burada da ne yap demiş? Kat sayılar toplamı. Yani X gördüğün yere 1 yaz demiş. Eksi 1 artı 4 artı 4 dersek doğru cevabı buluruz. Doğru cevap 7'nin ta kendisidir. O halde cevap E şıkkıdır sevgili gençler. 33'teyim. Bir hayli sıcak oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, yani böyle Yorgunsa sesim. Bu videoya bir de mola vermek zorunda kaldım. Yaklaşık bir 4-5 saat mola vermek zorunda kaldım. 30'dan 31'e geçerken molayı verdim. Ve orada yaklaşık 4-5 saat dışarı çıkmak zorunda kaldım. Ankara bugün hissedilen sıcaklık 48 dereceydi. Maalesef 48 dereceydi. Ve bundan kaynaklı da biraz yorgunluk belirtileri baş göstermiş olabilir. Kusura bakmayın olabildiğince var gücümle enerjili çekmeye çalışıyorum. Hadi canlanalım hep beraber. İkinci dereceden. Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Px eksi P eksi x sıfırdır. Şu eksi P ben karşıya fırlatsam ne olur? Px eşittir. P eksi x olur ki bu da fonksiyonlarda biliyorsun çift fonksiyonun özelliğiydi. Çift fonksiyon da eğer bir polinomsa bu. Ee, x'lerin kuvvetleri çift olacak. Tek kuvveti olmayacak. Ekstradan x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 9'dur diyor. Yani x eksi 1 ile bölümünden kalan için x gördüğümüz yere 1 yazmak zorundayız. P1 eşittir eksi 9'dur demiş. Bir de x artı 3 ile bölümünden kalan bunun kökü de eksi 3 olduğunu bildiğimiz için P eksi 3'ün de aslında 15'e eşit olduğunu dile getirmiş. Bu polinomun sabit terimi soruluyor. Yani P0 soruluyor sevgili gençler bize. Pekala. Şimdi ben P1'i biliyorum. P-3'ü biliyorum. İkinci dereceden olduğunu biliyorum. O halde ben Px polinomunu Ax kare artı B biçiminde oluşturmak zorundayım. B eksi olmaz. Niye olmaz? Çünkü ne dedik? Çift olduğu için x'lerin kuvvetleri de çift olmak zorunda. Buradaki 2 ve 0 gibi. Yani x üzeri 1 olmayacak arkadaşlar. Şimdi şurayı biraz düzeltelim. AX kare artı B demiştik. E P 1'i biliyoruz. P 1 A artı B'dir. A artı B'nin eksi 9 olması gerektiğini biliyoruz. Bir de P 3'ü de biliyorduk biz. P-3 için de 9A artı B diyebilirim ben buraya yerine yazarsam. Bu da 15'miş. Alttakinden üsttekini çıkarırsam 8A eşittir. 15 eksi eksi 9'dan 24 gelir ve A'nın 3 olması gerektiğini. Eğer A 3 ise B'nin de eksi 12 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylelikle P-X polinomu ortaya çıkmış oldu. 3X kare eksi A 3 ise B 12 demiştik. Eksi 12 oldu. Sabit terimi sorulmuş yani x gördüğün yere 0 yaz demiş 0 yazarsam burası gider ve sabit terim ortaya çıkmış olur Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Geçtim 34'e. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomu için P -1 ile P-1 ile P1'in çarpımı 0. Yani bunlardan en az bir tanesi 0 demek bu. P2 ile P-2'nin de çarpımı 0. Yani yine bunlardan en az bir tanesi 0 demek. Ama P-1 ile P2'nin çarpımı 0'dan farklıymış. Yani bunların ikisi de 0'dan farklı demek. E P-1 0'dan farklıysa bu 0'dan farklı demek ki bu 0. P2 sıfırdan farklıysa demek ki bu sıfırdan farklı bu sıfır olacak. O halde yazabilirim. P1 eşittir sıfır ve bu da P2 diyebilirim. İkisi de sıfıra eşit. Şimdi bunların sıfır olması demek benim bu polinomumun sıfırlarından bir tanesi 1 diğeri eksi 2 demek. Sıfırı 1 olanın x eksi 1 diye bir çarpanı sıfırı eksi 2 olanın da x artı 2 diye bir çarpanı vardır. Baş kat sayısı 1'di ve ikinci derecedendi. O halde hayırlı uğurlu olsun benim Px polinomum budur diyeceğim. İşte bunun sabit terimi soruluyor. Yani P0 soruluyor. 0 yerine yazarsam eksi 1 çarpı 2'den doğru cevabın eksi 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söylerim. O halde cevap B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Geçtim 35'e. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomu için P3'ten P1'i çıkarınca 24 kalıyormuş. baş kat sayısının 2 olduğunu biliyorum ben. Buna göre demiş Px artı 1 eksi Px eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani x gördüğün yere 1 yaz diyor. Nerede? Hem bunda hem de bunda. Yazarsam P1 artı 1 eksi P1 eksi 1 olacaktır. Burası bana p 2 verir ve burası da bana P0'ı verir. İşte bu soruluyor diyebiliriz. Şimdi ben neyi biliyorum peki? P3 ile P1'in farkını biliyorum 24. Şimdi arkadaşlar baş kat sayısı 2 olduğu için ben buna ikinci dereceden olduğu için de 2x kare ile başlarım. Artı ax artı b derim. Burada ben p3'ün ne olduğunu bilmiyorum ama p3 ile p1'in farkını biliyorum. Dolayısıyla 3'ü de, de biri de yerine yazarım. 3'ü yerine yazarsam 3'ün karesi 9 2 ile çarptım 18 artı 3a artı b gelir. Daha sonrasında biri yerine yazarsam da 2 artı a artı b gelecektir. Şimdi bunun bundan farkı neymiş arkadaşlar? Şöyle çıkaracak olursak. Kaçmış? 24. Hemen yazdım. 24 eşittir. 18'den 2 çıktı 6. 3A'dan A çıktı 2A. B'den B çıktı 0. 16'yı attım bu tarafa. Böylelikle 2A eşittir 8 oldu. Ve A'nın 4 olması gerektiğini anladık. Şimdi A'nın 4 olduğunu biliyoruz artık. Px polinomumuz bizim ne olur? 2x kare artı 4x artı B olur. Benden istenen şey neydi? P2'den P0'ı çıkar demişti. Şimdi P2'yi buluyorum. P2 eşittir. 8 artı 8 artı B iken P0'da sevgili arkadaşlar şuradaki direkt B'ye eşittir. Şimdi bundan bunu çıkaracak olursam 8 8 16 B'ler gitti. Demek ki P2 eksi P0 neye eşitmiş arkadaşlar? 16'ya eşitmiş. Yani cevabımız C şıkkı olacaktı. Geçtim 36'ya. Şimdi şu kısmı şöyle silelim. Temiz bir sayfada çalışıyormuş gibi hissiyat olsun. Px polinom olmak üzere. Px eşittir 0 şartını sağlayan x yerlerine Px polinomunun nesi diyormuşuz? 0'ı. Px ve Qx polinomları için Px eşittir x kare eksi 1 ve Qx de ppx'e eşitmiş. Şimdi p içerisinde px demek px'in x kare eksi 1 olduğunu bildiğimiz için bunu buraya yazmak demek. Daha sonrasında px kare eksi 1'i de burada x gördüğümüz yere x kare eksi 1 yazarak elde ederiz. Yani x kare eksi 1'in karesi eksi 1 deriz ppx'e. İşte bu da bize qx'in ta kendisini verir. Şimdi demiş ki buna göre şunlardan hangileri qx polinomunun bir sıfırıdır? Geçmiş tarihlerde ÖSYM'de çıkan bir sorunun çok aşırı benzeri. Şimdi qx polinomuna ne dedik biz? x kare eksi 1'in karesi eksi 1. Bir. Bu 1'i biri de 1'in karesi diye yazarsam eğer 2 kare farkı yaparım ben burada. O halde Qx polinomunu şu şekilde yazarım. x kare eksi 1 eksi 1 ve x kare eksi 1 artı 1 yazarım. Böylelikle burası x kare eksi 2 çarpı burası da x kare gelir. Hatta şunu da x eksi kök 2 ve x artı kök 2 biçiminde yine 2 kare farkını kullanarak çarpanlarına ayırırım. Ve burasında x kare olduğunu biliyorum. Bunun sıfırlarından bir tanesi kök 2 Diğeri eksi kök 2 ve diğeri de çift katlı kök olan sıfırdır. Ve bunun haricinde başka bir sıfırı yoktur. Doğal olarak eksi 1 ve 1 diye bir sıfır bulamadık. Demek ki sıfır sadece elimizde olan tek sıfır cevabımızda ne olacak? Yalnız 3 olacak sevgili arkadaşlar. Bu sayfada işaretlememiz gereken soruları ben size söyleyebilirim hemen. Şimdi 36. soru gibi bir soru çıktığı için bunun tekrar niteliğinde bir soru beklemiyorum. Ama 36. sorunun çözümünü illaki ilerleyen zamanlarda çıkmış soruları da çözeceğin için çıkmış soruların içerisinde zaten bunu bulacaksın işaretlemene gerek yok. 35. soru gibi bir soru bekleyebilirsin. Bu bir. İkincisi 34'ü işaretlemene gerek yok. Çünkü daha öncesinde işaretle, işaretlettirmiştim benzerini. 31. soruyu AYT'de karşına hem polinom adı altında hem de parabol adı altında gösterebilirler. 32. soruyu işaretleyebilirsin. Güzel de bir sorudur. Ve 33. soruyu da yine işaretleyebilirsin. Burada 34'ü işaretlemedik. 31'i parabol adı altında da çıkabilir dedik. Ve 36'yı da sevgili arkadaşlarım isteyen işaretlesin ama dediğim gibi daha öncesinde çok yakın tarihte buna benzer bir soru çıktığı için bir daha tekrar edeceğini zannetmiyorum ÖSYM'nin kendini. Şimdi bir diğer sayfamızdayız artık 4 tane sorumuz kaldı. Ben de bitiyorum PDF de bitiyor. <laughs> Sevgili arkadaşlar 37. sorumuzda devam ediyoruz. A ve B tam sayılar olmak üzere Px'i vermiş Qx'i de bize vermiş ama tabi Px'in ve Qx'in içinde B ve A gibi bilmediğimiz sayılar da var. Px4'ün 0 olduğundan bahsediyor Q-4 ise 0'dan farklı. Qx polinomunun köklerinin oluşturduğu küme aynı zamanda Px polinomunun köklerinin oluşturduğu kümenin bir alt kümesi olduğuna göre B-A farkı soruluyor bize. Şimdi şuradaki cümle bizim için çok önemli. Qx'in köklerinin oluşturduğu küme, Px polinomunun köklerinin oluşturduğu kümenin alt kümesi diyor ya. Şimdi bu üçüncü dereceden varsayalım ki kökleri x1, x2 ve tabii ki buradaki eksi 4 olacak. Demek ki bunun kökleri de sevgili arkadaşlar x1 ve x2'ymiş. x 4 diye bir kökü olmadığına göre bak sıfırdan farklı demiş. Kökleri de x1 ve x2'ymiş. O zaman ben şunu düşüneceğim. Bu birinci dereceden, bu da birinci dereceden olduğuna göre ben eksi 4 diye bir çarpanı olan eksi ee, 4 diye bir kökü olan polinomun x artı 4 diye bir çarpanı olduğunu bilirim. Px'in diğer çarpanı da Qx'in ta kendisidir derim. Yani şurası. O halde burayı açıp yazalım. x kare eksi 2 ax. Bak şimdi şuradan bir tane de a kare gelecek değil mi? Artı a kare gelecek. Artı a kare eksi a kare birbirini götürür. Artı b olur. İşte bu Px'in ta kendisi. Şimdi Px'de örnek veriyorum. Burada x karenin katsayısına bakalım. Eksi a. Buradaki x karenin kat sayısına bakacak olursak x ile bunu çarptım. Eksi 2a geldi. Çünkü x ile eksi 2a x'in çarpımı eksi 2a x kare yapar. Bir de 4 ile x kareyi çarparsam artı 4 x kareden artı 4 gelir kat sayısı. Ve bu buna eşittir derim. Böylelikle eksi 2a'yı bu tarafa atarsam a'yı bulmuş olurum. A 4'müş. Burası 4. Daha sonrasında bir de bize p eksi 4'ün sıfır olduğu bilgisi verilmişti zaten. Getirip ben eksi 4'ü şurada yerine yazarsam sağlamak zorunda sıfırı sağlamak zorunda. 4'ün küpü eksi 64. Daha sonrasında a sayısı neydi? 4. Bak burası eksi 4 oldu. Ee, x gördüğümüz yere eksi 4 yazıyorduk. Eksi 4'ün karesi de 16. Eksi 4 kere 16 yine eksi 64 yapar. Daha sonrasında b'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Onu araştırıyoruz zaten. Şuraya ben eksi 4'ü yazarsam bu eksi 4 şuradaki ile beraber artı 4 yapar. 4 çarpı b artı 1. 4 çarpı b artı 1 de toplam 8 çarpı b artı 1'i verir bize. Eşittir 0 dedim. Şimdi şuradaki 8 çarpı B artı 1 elimizde kalsın. Şuradaki eksi 128'i karşıya atarsam 128 gelir. 8 ile neyi çarparsam 128 yapar 16'yı. B artı 1 16 ise B de tabii ki 15'in ta kendisidir. B de 15'miş. 15 eksi 4 sorulduğuna göre doğru cevap C seçeneği sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 38. sorumla. 3. dereceden Px polinomunun baş katsayısı 1'dir demiş. Px polinomunun x eksi 1, x 2 ve x eksi 3 ile bölümünden kalanlar birbirine eşit ve 4'tür. Buna göre px polinomunun sabit terimi soruluyor. Şimdi baş kat sayısı 1 olması şanslı bir şanslı bir şey bizim için. Px polinomu şimdi x eksi 1'e bölündüğünde, x eksi 2'ye bölündüğünde, x eksi 3'e bölündüğünde kalan hep 4 oluyormuş. İşte px polinomu bu. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizden ne istenmiş? Sabit terim. Yani x gördüğün yere 0 yaz demiş. Nerede? Burada. Yani p0 soruluyor. p 0 da direkt 4 olur değil mi? Hayır. Burada yerine yazacaksın. 0-1 çarpı 0-2 çarpı 0-3 artı 4 diyeceksin. Şu kısım bize eksi 6'nın ta kendisini verir. Yani eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 eksi 6'dır. Buna 4 eklersem doğru cevabın eksi 2 olması gerektiğini görebilirim. Doğru cevap b şıkkıydı. Ve devam ediyorum. 39'da artık son iki sorumuz. Üçüncü dereceden Px polinomunun baş katsayısı sayısı eksi 1'dir denilmiş. P1 2, P2 3, P2 de eksi 1'dir diyor. Px polinomunun sabitleri mi? Bak güzel kardeşim. Burada senin şunu fark etmen lazım. Yani bu soruları çözmek için tilki olmak gerekiyor. İçeridekinin bir fazlası, içeridekinin bir fazlası, eksi 2'nin bir fazlası da eksi 1 değil mi? O halde ben 3. derecedense bu, Px polinomunu sanki çarpanıymış gibi 1 diye bir kökü varsa örnek veriyorum x eksi 1 diye bir çarpanı 2 diye bir kökü varsa x eksi 2 diye bir çarpan eksi 2 diye bir kök varsa x artı 2 diye bir çarpan olacaktı değil mi? Ama bunlar kök değil. Ne olacak? Kalanlar 2, 3 ve eksi 1 yani bir fazlası olduğu için içeridekinin o halde artı diyorum içeridekinin bir fazlasını da buraya yazıyorum. Bak böylelikle p1'i bul 1'i şurada yerine yazarsan 0 gelir 1 artı 1'den 2 gelir. P2'yi bulursan şurası 0 gelir burası komple gider. 2'yi burada yerine yazdım 3 geldi. Daha sonrasında eksi 2 yazarsan şurası 0 olur burası 0 olur. Burada yerine yazarsan eksi 1 gelir. Mükemmel oldu bizim için. Ama baş kat sayısının eksi 1 olduğunu unutma. Buraya da eksi yazacaksın. Bizden istenen sabit terim yani x gördüğün yere 0 yaz diyor. P0 eşittir. Eksi parantezini 0'dan 1'i çıkardım eksi 1. 0'dan 2'yi çıkardım eksi 2. 0'a 2 ekledim artı 2. Ve artı 0 yerine yazdım 1 geldi. Şu kısım 4'tür. Eksiyle çarparsam eksi 4 gelir. Artı bir daha eklersek cevabın eksi 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkıydı sevgili gençler. Ve bir şeyi 40 defa söylersen olur demiştik. İşte şimdi 40. defa söyleyeceğiz ama 40. defa söylerken de şunu unutmayalım. Burada bir dizgi hatası var sevgili arkadaşlar. Hiçbirimiz fark etmemişiz. En az 7-8 hoca baktık ama hiçbirimiz fark etmedik. Dizgi hatamız şu cx ve dx diyor ya bunlar c üzeri x c üzeri x ve şurası da d üzeri x sevgili arkadaşlarım aralarında da çarpı işareti var cx dx değil c üzeri x d üzeri x a b c de birbirinden farklı asal sayılar ve x 5'ten büyük veya eşit olmak üzere a sayısı a ifadesi a üzeri x eksi 2 b üzeri x artı 2 ve c üzeri x b de a üzeri x eksi 1 çarpı b üzeri x artı 1 çarpı d üzeri x a ve b sayıları yukarıda gösterildiği gibi asal çarpanlarına ayrılmış A sayısının pozitif tam bölen sayısı Px'i veriyor. Hmm. Pozitif tam bölen sayısı neydi? Üstlerini bir artırıp çarpıyorduk. Demek ki ben şunu bir artırıp çarparsam. Bak şimdi Px'i yazıyorum ben. Px eşittir. x-2'yi bir artırdım. x-1. x-2'yi artı bir artırdım. x-3. Ve x'i bir artırdım. x-1. artı Qx polinomu da neymiş arkadaşlar? B sayısının tam bölen sayısı. Pozitif demediğine göre 2 çarpıyla başlıyorum x eksi 1'i 1 artırdım. x. x artı 1'i 1 artırdım. x artı 2. Ve x'i 1 artırdım. x artı 1 geldi. Diyor ki gerçel sayıların uygun bir alt kümesinde px bölü qx rx'i veriyormuş bize. Yani bunu buna bölünce rx'i buluyormuşuz. O zaman bunu da buna bölelim. Ve buradaki x artı 1'ler de tabii ki gitsin. E buna göre r5 kaçtır? Yani burada 5 yazıyor. Artık biz de burada 5 yazacağız. 5'ten 1 çıktı. 4. 5'e 3 ekledim. 8. Bölü 2 kere 5 10 çarpı 5'e 2 ekledim 7. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5. Üst taraf 2 kere 8'den 16, alt taraf 5 kere 7'den 35'i verir bize. 16 bölü 35 de tabii ki bizim cevabımız olur. Evet şöyle gül cemalimi bir göstereyim size artık. Bu derste ben molalar verdim ama sizler için bir mola vermedim. Yani bu şekilde ekranı açıp da bir mola vermedim fark ettiyseniz. Gençler havalar cidden çok sıcak. Yani fevkaladenin fevkinde sıcak. Ben 33 senedir Ankara'dayım. Yani doğma büyüme Ankaralıyım ben. Ama imkanı yok Ankara'da böyle bir sıcak görmedim. Yani bu videoyu kışın dinleyen arkadaşlarım ne demek istediğimi anlayamazlar. Ama yazın dinleyen arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi çok net anlıyorlar. Gençler inanılmaz bir sıcak var. Umarım ee, bu sıcaklarda bu terle artık yani şu videoyu çekerken 7-8 kere mola vermek zorunda kaldım. Bu terle bu sıcakla gösterdiğimiz emekler karşılığını buluyordur. Sizde olan karşılığını buluyordur. Umuyorum. İnşallah bu videolar sizlerin çok işine yarıyordur. İnşallah sevgili arkadaşlarım bu kitap sizlerin çok ama çok işine yarıyordur diyelim ve sonraki videomuz artık kitabımızın da son konusu kitabımızın da son videosu. Artık bu kitaptan sonra sıkıca problemlere sarılacağız ve problemler videoları çekmeye başlayacağız sizle beraber ve farklı içeriklerde gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.